Sinemayla alakalı konuşmak için önce şu soruyu sormak lazım. Ya da herhangi bir sanat dalıyla, hani edebiyat olur, resim olur, mimari olur, müzik olur vesaire. Herhangi bir sanat dalıyla alakalı konuşmak için herhalde önce şu soruyu sormak gerekir. Yani ben de genelde o soruyu sorarak başlıyorum bir işe. Hani ne zoru var da böyle bir sanat dalı var? Hani sanat dalları sırf hani etkinlik olsun, işte insanların boş zamanlarını doldursun diye mi vardır mesela? Hani bu soru önemli bir soru bana kalırsa. Sinema için de bence ilk sorulması gereken soru o. Hani sinema sanatı tamam tarihin bir döneminde 19. yüzyılın sonlarında doğmuş. Hani iyi ki doğmuş bana kalırsa. Ama hani doğma sebebini doğuran faktörler nedir? Neden doğmuştur? Sinema sanatı neden vardır? Anlamı nedir? Daha da önemlisi, anlamı nedir? Her sanatın bir anlamı, sorduğu bir soru, insanlığın bir perspektifini aktarma, anlatma ya da bir perspektif ile alakalı bir soru sorma geleneği, niyeti vardır her sanatın. Mesela Robert Bresson diye bir çok önemli bir yönetmen vardır. Hani öldü, çok oldu. Robert Bresson'un söylediği tipte bir şey belki de. Hani Robert Bresson diyor ki, filmler hani insanın daha önce anlatılmamış bir perspektifini, her film için öyle bir şey. Yani her önemli film için, her büyük film için daha önce anlatılmamış, daha önce görülmemiş bir perspektifini gösterir diyor. Bana kalırsa da sinemanın ya da herhangi bir sanatın anlamı o. Yoksa başka bir sanatın yaptığı bir şeyi tekrarlayacaksa, ki hani sinema alanında yapılan şeylerin %95'inden fazlası öyledir maalesef. Hani ya edebiyatı tekrarlar ya tiyatroyu tekrarlar. Ama hani o tekrarları yapan sinemanın çok fazla öneminin olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Dolayısıyla hani bana sıkça sorulan sorulardan birisini burada da sorabilir arkadaşlarımız. Hani sinema üzerine konuşuyorsunuz ama sinema adına yapılan şeylerin %95'inden fazlasını çöpe atıyorsunuz. Ne demektir bu diye. Öyle hani sinemaya verdiğim kıymetten dolayıdır o çöpe atma hikayesi. Çünkü atıkları, çöpleri ait olduğu yerlere atmazsa insan onların içinde olan o mücevherleri kolay kolay tespit edemez bana kalırsa. Dolayısıyla film gelenekleri, sanat gelenekleri dediğimiz şeyde de bir seçicilik gerekiyor. Hani bunun adına ister aristokrasi deyin, ister başka bir şey deyin, ne derseniz deyin. Bir seçicilik gerekiyor. O seçicilik şey değil, hani züppelik değil bana kalırsa. O seçicilik bir şeye verdiğiniz kıymetle alakalı. O kıymetin nasıl bir anlam dünyasıyla bir ilişkiye girdiğiyle alakalı bana kalırsa. Dolayısıyla sinema üzerine söyleyeceğim her cümle bundan sonra benim sinemaya diğer sanatlardan farklı olarak verdiğim kıymetle alakalı. Yani diğer sanatlarla da öyle ya da böyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Hani çünkü sinema üzerine konuşmanın birazcık da diğer sanatların eksik bıraktığı yerlerden başlama gerektiği ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sinemanın benim nazarımdaki yeri öyle bir yer. Dolayısıyla hani sorumuzdan başlayalım. Hani sinemanın nasıl bir anlamı var? Neden dünyaya gelmiştir sinema diye? Bu soruya cevap vermeyi deneyelim ya da bu soruya sorular sorarak katkı yapmayı deneyelim diyorum. Fotoğraf sonra yani fotoğrafın icadından sonra 1800'lerin sonuna doğru Lumière kardeşlerin kısa filmleri var. İlk görüntüler öyle başlamış. Neden ama? Hani neden ama mesela fotoğrafın çıkışıyla da ilişkilendirmiş. Yani sadece teknik bir gelişme. Ya yani birisi saniyede 24 kare oynatmayı denedi. Çıkan şey de hoşuna gitti. Ya buradan da bir sinema olsun, sinematograf olsun diye mi çıktı acaba? Teknik olarak doğrudur belki. Hani teknik olarak Lumière kardeşlerin yaptığı şey, paralelinde Edison'un yaptığı şeyler falan teknik olarak öyledir gerçekten de. Ama her sanatın ben bir teknik tarihi geleceğim. Bir teknik tarihi bir de manevi tarihi olduğuna inanırım. Yani teknik tarih genelde manevi tarihten zıt bir yerde konumlanır. Birazdan ne demek istediğimi açıklamayı deneyeceğim inşallah ama soruları olan var. Önce size sonra size geleyim. Fotoğraf
bence hani her sanat hani bir fikirden dolayı oluşuyor. Yani bir fikri bağlarız, bunu icat edildi ama bir fikrim var veyahut da bir şey göstermek istiyorum. Bunu isteyen sinemayla, isteyen resimle, isteyen müzikle bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Eyvallah. Ama şu, sorduğumuz soru o değil tam olarak. Sorduğumuz yani soru... Hani ihtiyaçtan anlamında söylüyorum. Hani ihtiyaçtan doğmuştur. İnsanlar fikirlerini ya sinemada göster, öyle bir yolunu bulmuş, sinemayla göstermeye çalışmış. Başka birisi de fikrini... O ihtiyaç neydi acaba meselesini birazcık... Önce arkadaki arkadaşımıza geleceğiz. O benim bildiğim herkes bilsin. Ha yani yaygınlaşma anlamında diyorsunuz. O talih bir sebep bana kalırsa. Bana kalırsa talih bir sebep. Arkadaki arkadaşı sonra da size gelelim. Müthiş bir propaganda aracı. Mesela sebeplerden birisi belki olabilir. Her filmin başında, 5. dakikasında, 10. dakikasında mutlaka et yerler. Etin reklamı yapılır mesela. Yani hani ona ne derece katıldığım meselesine birazdan girerim inşallah. Hani doğru propaganda olarak kullanılıyor sinema. Zaten hani sinemanın ilk dönemi yok amacı o değil de sinemanın ilk dönemi büyük oranda öyle olmuş. Hani Sovyet devrim sineması denen şey var. Paralelinde de klasik Hollywood var. İkisi de kendi büyük devletlerinin, o büyük devleti tırnak içerisinde söylüyorum, kendi büyük devletlerinin reklamcılığına soyunmuştur, doğrudur. Ama aradığımız mesele o değil. Acaba Dünya Savaşı ile ilişkilendirilebilir mi? Bu tarihe biraz denk geliyor. Dünya Savaşı'ndan önce aslında. Hani yani sinemanın bulunuşu 1. Dünya Savaşı'ndan önce. İşte o tarihe denk geliyor ya. Birazcık ona yaklaşmış bir tarih aslında. Belki hani bir kriz var ortada elbette. Hani sinemayı da doğuran bir kriz var. Zaten o krizi araştıralım istiyorum. Hocamız şey dedi, propaganda dedi ya. Hı-hı. O açıdan ben biraz düşündüm. Eyvallah, oraya da geliriz. Oraya da geliriz. Savaşlar propaganda... Ya öyle de var ama daha başka bir sebebi arama yolundayız bana kalırsa. Arkadaki arkadaşımız sonra bu tarafa gelelim. Sizi... Merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Ben görsel bir dil olduğunu düşünüyorum. Ve evrensel olarak baktığımız zaman insanların duyduğu düşünce, manevi değerlerini farklı dillerde işaret olarak karşımıza çıkarmaktadır. Mesela o zaman hani fotoğraftan, resimden nasıl bir fark? Bir var burada. Güzel hareketlilik meselesi hani tam sebebimiz değil belki ama yarım sebebimiz belki. Evet. Gerçek hayatta belki aynı durumları görürüz filmlerde ya sinemada ama bunları birebir samimi bir şekilde izleyemeyiz. Ekranın karşısında rahat bir şekilde her şeyi gözlemleyip kendimizden bir şeyler görüp o şekilde duygu iletişimi yaşanabilir. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu tarafa geçelim. Şimdi ben kim en önce el kaldırdı bilmiyorum o yüzden de en önce kaldıran konuşsun isterseniz. Sizden başlayalım. Öyle sırayla gidelim. Tamamen buna bir sanayi gibi bakıyorum. Bu işten para kazanmak istiyor birisi ya da birileri. Ortaya bir ürün koyuyorum ve bunu satacağım. Tamam. Ne koyarsam çok satar. Ya da eğlendireceğim, güldüreceğim, onlardan bilet parası toplayacağım bir şekilde. Ekonomik kazanç. Birinci sebep. Şimdi Lumière kardeşler sinema icat ettiği zamandan çok kısa süre sonra ya buradan da bir şey çıkmaz aslında diye bir karara varıyorlar. Hani bu çok faydalı bir icat değil anlamında bir karara varıyorlar gerçekten. Dolayısıyla sizin söylediğiniz şeyin tersi bir şey aslında başlangıcı itibariyle belki. Ama hani teknik tarihi meselesi biraz daha talih bence. Ama oralara da geleceğiz yavaş yavaş. Sizden devam edelim isterseniz. Bence de sinema edebiyattan ya da şiirden farklı olarak insanların hayal ettiği şeyleri yani somuttan soyuta geçişi sağlıyor sinema. Güzel bir şey söylüyorsunuz. Birazcık açmanızı istesem. Bu şekilde geniş kitlelere bunu iletebiliyor, duyurabiliyor. Yani bir mesela edebiyat gibi ya da şiir gibi yazıyla okuyarak ya da şey yaparak değil de bunu canlı olarak hani çekimlerle insanlara roller verilerek, roller biçilerek canlı olarak oynanıyor. Ve bunu nasıl ifade edeyim hani... Görsel belleğe doğru. Evet, bir tür dalını bir içinde barındıran bir şey zaten. Yani sadece edebiyat ya da sadece görsel ya da işitsel değil. Peki öyle bir hani sinemanın öyle bir eklektik özelliğinin dışında bir özelliği yok mu acaba?
Hani aradığımız şey o bence. Yani şimdi sinema doğru, hani sinemayla edebiyat yapar mısınız? Yaparsınız ama ne edebiyat olur ne sinema olur. Sinemayla tiyatro yapar mısınız? Yaparsınız ama ne tiyatro olur ne sinema olur. Aradığımız şey o eklektizmin dışında bir şey bana kalırsa. Yani sinemanın kendisine has bir özelliği var. Başka sanatlarda olmayan. Ya da kısmen olan belki de. Çünkü her sanat dalının o özellikler, hani bir malzemesi var sanat dalının. O malzemesinin ne olduğunu aramaya koyulalım diye düşünüyorum. Size gelelim. Neticede insanın tarih boyunca kültür aktarımının çeşitli varyasyonlarını geliştiriyorlar. Genelde bunlar belki doğal gelişim süreçleriyle doğru mantıklı ama sinemanın her şeyden evvel bir teknik arka planı var. Teknik tarihsi. Teknik söz konusu olduğu zaman sadece kültür aktarımıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kültür yaratımı söz konusu. Dolayısıyla çok özel ve özel bir alan açıyor. Size ekran karşısında kitleye nüfuz edebilme şansı da veriyor. Yani bunu legal veya illegal her türlü niyete bağlı olarak kullanabilme şansını bulabilirsiniz. İşin bir de psikanaliz boyutu var. Oraya da başlamak istemiyorum. Ne öğretmenisiniz siz? Ben İmotip Lisesi meslek dersi. Meslek dersi, tamam. Başka el kaldıran var mı? Sizi de alalım sonra. Hani tiyatronun ortaya çıkışı gibi, hani her sanat dalının ortaya çıkışı gibi, ortaya çıkaran kişi kendi düşüncesini veya toplumsal bir meseleye ele alıyor ve o şekilde kendi üslubuna göre ortaya koyuyor. Sinemaya baktığımız zaman yani gerçek hayatta birebir bir şekilde olduğu gibi mesela bir meseleyi şeye taşıyabiliyor, ekrana taşıyabiliyor ve bu şekilde... Mesela edebiyat da yapar onu istese. Daha fazla ifade edebiliyor. Ya şimdi burada evrensellik var. Yani şimdi hem göze, kulağa hitap ediyor. Hani teknik bir gelişme sonucunda insan ona elde ettiği o teknik bilgileri daha geniş kitlelere, mesela bir dile dönüştürüp toplumsal, o lokal düzeydeki problemleri ya da düşünceleri daha evrensel oluyor. Ya şöyle, hani benim anladığım kadarıyla en önemli problemimiz hani dil bariyerini aştığı meselesi galiba. Hani şimdi edebiyatta bir dil bariyeri var, öyle ya da böyle. Sinemada öyle bir dil bariyerinin olmadığını düşünüyorsunuz siz, değil mi? Benim anladığım kadarıyla öncelikle. Şey de olabilir. Şimdi diğer sanat dallarına baktığınız zaman daha üst elit bir kesime hitap ediyor. Ama sinemaya baktığınız zaman toplumun bütün herkesine hitap ediyor. Roman? Roman nasıl? Roman da öyle değil mi? Daha topluma yayılan bir şey değil mi? Herkesin okuyabileceği, yani okuryazar sayısı, okuryazar kişi sayısı azdı o zaman, tamam diyebiliriz. Yani, tamam. Ya şöyle, sizin söylediğiniz çoğu şeye katılıyorum. Ama hala yolumuzda bir aşama kaydettiğimizi düşünmüyorum. Hani şöyle Selim, şöyle hani elbette hani aşama kaydettiğimizi düşünmüyorum derken yanlış anlaşılmasın. Sinemanın neliği meselesi hani diğer sanatlarla kıyaslayarak alacağımız bir yol aynı zamanda belki ama bir de hani o sinemanın manevi tarihi derken kastettiğim şey birazcık da o benim. Bir de sinemanın kendisine has özelliklerinin ne olduğu meselesini doğru bir tanesi hani ben dilden firar etmek diye bir tabir kullanıyorum. Hani tabir benim değil ama sinema için kullanıyorum öyle diyeyim. Şimdi sinemanın öyle bir özelliği var mı? Kısmen var. Kısmen var. Şimdi hani edebiyatın çift aşamalı dolaylaması. Hani çift aşamalı dolaylama derken şunu kastediyorum. Şimdi bir tarafta diyelim ki işte Türkçe edebiyat yapıyorum ben diyelim ve şuna da masa dedim. Şimdi Türkçe masa dediğim zaman birisinin kastettiğim şeyin böyle bir şey olduğunu bilmesi lazım değil mi? İkincisi masa kelimesinin masa nesnesiyle girdiği ilişki de bir dolaylama ilişkisidir. Bir tarafta hani dilin dolaylaması var, öteki tarafta da o dilin içindeki mekanizmanın dolaylaması var. Şimdi edebiyat çift taraflı bir, çift katmanlı diyeyim daha doğrusu, çift katmanlı bir dolaylamanın ürünü. Öyle ya da böyle. Şimdi sinemanın o dolaylamayı aşan bir yönünün olduğu kanaatindeyim ben de sizler gibi, doğru. Yani sinema bir şekilde dili dilden firar etme çabasını, mümkün müdür o firar, o ayrı mesele. Ama dilden firar etme çabasını bir şekilde kendi çıkış noktası olarak şiir gibi, aslında hani şiir derken genellikle ben hani edebiyatın içindeki bir form olarak şiirden bahsetmiyorumdur. Şiir sanatların bir ufkudur. Şöyle uçuk bir şey söyleyeyim, hani ben şiiri insanoğlunun yeryüzüne düşüşüyle birlikte başlatıyorum. Hani yeryüzüne düşüşün ters doğrultusundaki şeyin ismidir şiir.
hani yükselme ihtiyacının, yükselme isteğinin ya da işte yeryüzüne düştüğünüzde dile düşmek demek ise şayet yeryüzüne düşüş. Onun ters istikametinde de yukarıya doğru dilden firar etmek çabası vardır. Şiir de o çabanın ismidir bana kalırsa. Dolayısıyla şiirin tarihini insanoğlunun yeryüzüne düşüşüyle birlikte başlatıyorum ve sinemanın tarihini de oraya götürüyorum. Öyle söyleyeyim yani sinemanın tarihi de tam da orada başlar bana kalırsa. Şöyle diyebilirim yani çok özür dilerim. Estağfurullah. Ne de belirtseniz mesela tırnak içinde söylüyorum kitap ifadesini. O ifade kalıbı kesinlikle kitabın kendisi değildir. Yani sinema böyle bir sıkıntıyı aşma güdüsüyle ilişkili olabilir mi? Eyvallah. Kitabı olduğu gibi göstermek isteyebilir. Aradığımız şey o olduğu gibi göstermek meselesinin mümkün olup olmadığı meselesi aslında. Yani bir sanat dalı bir nesneyi olduğu gibi gösterebilir mi? Şimdi hani otomatikman şeye geliriz burada hani muhtemelen İsmail hani sizlerle bu Aristocu dram geleneğini falan konuşmuştu. Şimdi Aristo'nun o dram geleneğinin en başında yer alan hani Aristocu dram dediğinizde işte Aristo'nun poetikasında daha bismillah mimesisle başlanır, hani taklitle başlanır. Der ki Aristo hani trajedi dediğiniz şey aslında daha genel tabirle dram, hani dram, trajedi ile komedinin bir araya gelmesi, ikisine birden verilen ortak isim belki ama hani dram için der ki eylemin taklididir der Aristo. Eylemin taklididir der. Şimdi eylemin taklidi olmak öyle ya da böyle bir şekilde hani yaptığınız şeyi insanoğlunun yaptığı şeylerin taklidine bağlamak meselesi. Ama bir de şöyle de bir şey var. Hani Aristocu dram geleneğinin dışında mesela bütün hakimlerin hani hakim tabirini özellikle altını çizerek söylüyorum. Bütün hakimlerin değişik cümlelerle kurdukları bir başka bir cümle de var. Mesela Sezai Karakoç'ta görürsünüz bunu. Hint sanatı üzerine yazan Ananda Kumaraswamy'de görürsünüz. Ortaçağ Hristiyan sanatı üzerine yazmış olan Ortaçağ Hristiyan geleneğinin önemli düşünülenden Origen'de görürsünüz. İbn Arabi Hazretleri'nde görürsünüz. Onlar da şöyle bir şey kullanırlar. Hani değişik cümlelerde olsa çok benzer bir şey derler. Hani sanat denen şey yaratılanı taklit etmek değildir derler. Ama Allah'ın yaratma biçimini taklit etmektir derler. Şimdi Sezai Karakoç'un edebiyat yazılarında bizatihi böyle bir cümlesi var. Allah'ın yaratma biçiminin taklit edilmesi nasıl bir şey? Mesela Aristo'nun mimesisi Allah'ın yaratma biçiminin taklidi mi yoksa yaratılanı taklit mi? Elbette yaratılanı taklit büyük oranda ama yaratılanı taklit biçimi de Aristo'da birazcık farklı. Yani hani trajedinin eylemin taklidi olması meselesi tek tek karakterlerin taklidi olmaktan çıkarıyor şeyi trajediyi. Onu da bilelim yani şeyde hani Aristocu dram üzerine konuşacaksak onu da bilelim. Şimdi yaratış biçimini taklit etmek Allah'ın ne demek? Şimdi şiir birazcık öyle bir şey aslında. Hani yaratış biçimini taklit etmek o insanın düşüşüyle ters istikamette başlayan şeyin ismi belki de. Hani tam düştüğünüz yere olan özlem. Hani Mesnevi'nin o ilk 18 beytinde geçen sazlı özlediği için hani inleyen neyin hikayesi gibi. Öyle bir özlem işi o. Allah'ın yaratma biçiminin taklidi hani tamlama bu. Hani Allah'ın şimdi onu arayacağız zaten. Allah'ın yaratma biçiminin taklidi nasıl oluyor acaba? Yani insanoğlu öyle ya da böyle yaratılan şeyleri taklit ediyor. Hani sanat belirli bir gelenekte mesela öyle bir şekle dönüştü. Şimdi iddia değil mi sinema? Sonuçta en nihayetinde ta en başından beri insanoğlu yaşadığı gezegeni yabancı olarak dünyaya geliyor. Eyvallah. Sinema neticede bu hayatı tanıdığını veya en iyi tanıdığını ortaya koyma iddiasına benzemiyor mu? Veya böyle bir çıkarım yok. Öyle, kısmen öyle. Kısmen öyle ama kısmen de mesela şöyle diyelim, şöyle bir tabir kullanalım. Şu an aklıma geldi. Şöyle bir tabir kullanalım. Dilin ve dilden kaynaklanan bütün düşünme biçimlerinin düşünme şeklini düşünelim. Şimdi dil düşünmeyle ilişkisini birazcık hani şeyin zamansallığı üzerinden kurar, nedenselliği üzerinden kurar. Hani aynı anda olan bir şey yoktur. Birbirine bağlı bir ilişkiler zinciri vardır. O ilişkiler zinciri de bir zamansallık üzerinden yürür ama bildiğimiz anlamda zamansallıktan bahsetmiyorum.
Bir nevi kronolojik sıra gibi düşündü onu. Zihinsel bir. Ard arda ekleme diyelim. Hani zihinsel bir ard arda ekleme hali, zincir kurma hali diyelim. Şimdi felsefe denen şey, büyük oranında onun ürünüdür. Ama mesela 20. yüzyılın önemli filozoflarından birisi var. Hani ben okumayı severim, Gilles Deleuze'ü. Gilles Deleuze de mesela şöyle bir tabir kullanır. Der ki, eski çağın bilgeleri der, Yunan hani Yunan bilgi şeyinden Yunan düşüncesinden önceki bilgeler der, imgelerle düşünürlerdi der. Sonra Yunanlar geldi. Yunanların şeyleri, alimleri, filozofları geldi der. Yunanların filozofları kavramlarla düşünmeye başladılar der. Şimdi imgelerle düşünmekle kavramlarla düşünmek arasında, imgeden de ne kastettiğimizi açma şartıyla elbette. Çünkü imge de tek biçimli bir şey değil. Açma şartıyla elbette arasında çok ciddi bir fark var. Şöyle diyelim, kavramlarla düşünme meselesi birazcık ardışık bir şey. Hani temin söylediğimiz gibi özellikle Aristo felsefesinden sonraki şey tümüyle hani kavramsal düşünce öyle bir şey zaten. Hani o kavram onların zincir şeklinde ilişkileriyle yürüyen bir şey. Ama bir de eş zamanlı düşünme var. Eş zamanlı düşünme, keşf gibi. Şimdi eş zamanlı düşünme denen şey bir yanıyla zaman içinde olmakla birlikte ebediyetin özlenmesi, hani sufiler, muhakkikler diyeyim, sonsuz şimdi diye bir şeyden bahsederler ya, sonsuz şimdi. Sonsuz şimdi ile alakalı bir de düşünme biçimi var. Sinemanın öyle ya da böyle insanoğlunun eş zamanlı düşünme biçiminin, ya da imgelerle değil ama imgelerin bir biçimiyle, her biçimiyle değil, imgelerin bir biçimiyle düşünme biçimini tekrar insanlığın gündemine getirdiğini düşünenlerdenim ben. İnsanların özellikle hani Batı düşüncesinin Rönesans'tan itibaren, belki daha önceye bile götürülebilir ama Rönesans'tan itibaren unutmaya yüz tuttuğu bir şeyleri tekrar gün yüzüne çıkarma hali. Neler mesela onlar? Şimdi hani modernite dersek şayet o Rönesans'tan itibaren başlayan sürece, o modernitenin unutturduğu şeyler üzerine birazcık konuşalım isterim. Hani oradan da sinemanın sinemanın zatî sıfatlarına gideceğiz. Şimdi sinemanın zatî sıfatları var aslında. Hani sinemanın zatî... Yok öyle değil. Hani ne demek istediğimi siz anladınız benim. Yani şeyde sinemanın zatî sıfatları meselesi, hani edebiyatın da zatî sıfatları var. Yani her şeyin kendi özünden kaynaklanan özellikleri var. Diğerleriyle kıyaslanmayacak özellikler var. Sinemanın da öyle özellikler var. Mesela onları anlayalım istiyorum. Mesela şimdi edebiyat öğretmeni hocamıza soralım. Şimdi Proust'un yitik zamanın peşinde gitmesi ya da özellikle hani modernist edebiyat diye adlandırdığımız Batı'da, işte Proust'un, Virginia Woolf'un, Faulkner'in, şunun bunun zamanla bu derece meşgul olmaları. Hani yitirmiş zamanın peşinde koşuyor. Ya da işte hani mesela Lawrence Stern'in ya da Lawrence Block'un yazdığı kitaplarda da çok benzer şeyler vardır, romanlarda da. Nasıl? Tanpınar'da mesela. Tanpınar'da da öyle elbette. Tanpınar'da da öyle. Hani bu kadar zamanın peşinde koşması modernist edebiyatın. Bir, virgül koydum. İkincisi 20. yüzyıl felsefesinin. İçinizde Heidegger okuyan var mı bilmiyorum. Hani Heidegger'in varlık ve zamanı mesela. Şimdi 20. yüzyıl felsefesinin bu kadar zamanla meşgul olma sebebi ne acaba? Hani bu zaman meselesi önemli bir mesele. Hani bir şeyler kaybolmaya yüz tutmuş ki o kaybolmaya yüz tutmuş şeyi tekrar anlamak üzere gündemimize getirme hali bana kalırsa. Çünkü 19. yüzyılın ortalarından itibaren sanatın, Batı sanatının özellikle diyelim. Hani Batı sanatında olduğu kadar diğer medeniyetlerin sanatları bozuluma uğramadılar aslında. Çok değil. Batı sanatının o ciddi bozulumuna diğer medeniyetlerin sanatları o kadar uğramadılar bana kalırsa. Şimdi özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren o sanatın içerisine yavaş yavaş girmeye başlayan, mesela Rönesans sanatıyla birlikte başlayan, o Rönesans'la birlikte başlayan akımın, ana akımının giderek naturalistleşmesi, giderek nesneyle girdiği ilişkiyi neredeyse nesneyi birebir kopyalamaya kadar götürmesi 19. yüzyılın ortalarından itibaren bir kriz doğurdu. O krizde sanat nesneyle girdiği ilişkide nesneyi kopyalayabilir mi krizi? Hani temsil krizi.
için amiyane tabiriyle. Temsil krizi. Hani bir nesneyi ya da bir şeyi sanat dediğimiz şey ya da düşünce dediğimiz şey ne derece temsil edebilir meselesi. Hani fotoğraf da ondan bağımsız değildir. Şimdi fotoğraf sanatı ortaya çıktığı zaman çift dallı bir sorun çıkardı ortaya. Bir tarafıyla Batı sanatının Rönesans'la birlikte geldiği noktanın son haddiydi. Artık hani nesnenin mesela natürmortları düşünün. Hani nesnenin birebir kopyasını çizmeyi geçtik. Hani nesne orada. Eğer hani şey tabirle bakarsanız, hani nesnenin temsili anlamında bakarsanız nesne orada. Ama nesnenin orada olması fotoğrafla alakalı şöyle bir soru çıkardı bana kalırsa. Hani mesela Roland Barthes'in yazdığı yazılara falan bakarsanız şayet önemli. Hani fotoğraf üzerine güzel yazıları vardır Barthes'in. Susan Sontag'ın da mesela. Şimdi bakarsanız mesela o yazıları ya da hani özellikle Batı düşüncesinin 20. yüzyılında fotoğrafla alakalı yazılara bakarsanız fotoğrafın çok önemli bir özelliğinin tespit edildiğini görürsünüz. Fotoğrafın o çok önemli özelliği, fotoğrafın o çift yönlü özelliği. Bir tarafıyla temsili en had safhaya, en uç noktaya taşıması, artık hani temsilin en ileri aşaması bir tarafıyla. Öteki tarafıyla ise temsil ettiğiniz nesneyle kurduğu ilişkinin öyle bir raddeye gelmesi ki o nesnenin temsil edilebilirlik meselesini gündeme getirmesi. Fotoğraf sanatı temsil nesneyi nasıl temsil eder ya da edebilir mi? Ettiği zaman ne yapar? Mesela bir fotoğrafa baktığımız zaman hissettiğimiz şey nedir sorusu sorsam ben size cevap vermek isteyen olur mu? Mesela bir fotoğrafa baktığınız zaman hissettiğimiz şey nedir tam olarak? Mesela bir saniye önce bir fotoğraf çekilsin. Hatıra, geçmiş, zaman, ne diyeceğiz? Zamanla ilişkili olan mıdır? Zamanla ilişkili mi acaba? Zamanın dolmuş hali. Zamanın görsel olarak dokunması gibi. Mesela tam olarak ne? Mesela şöyle diyeyim. Eski ya da yeni fotoğraflara baktığınızda hissettiğiniz şey. Mesela ben hissettiğim şeyi söyleyeyim. Belki sizden birileri bir şey söyleyebilir. Ya da ondan önce başka bir örnek vereyim. Hani yanımda film olmadığı için zaten gösterme imkanımız da yok galiba da. Mesela şöyle bir film vardır. Deneysel sinemanın içerisinde Chris Marker diye bir adamın yaptığı şöyle bir film vardır. Film 27-28 dakika falandır. La Jetée. Hani Fransızca bilen var mı? İçinde ben Fransızca bilmediğim için tam anlamını bilmiyorum. Şimdi şeyin hatta sonradan bu Bruce Willis'in oynadığı 12 Maymun'un şeyidir bu film. Örneğidir yani, ilk örneğidir. Filmin daha önemli bir özelliği var. Film birkaç saniye hariç montajlanmış fotoğraflardan oluşuyor. 27-28 dakika boyunca birilerinin fotoğraflarını görüyorsunuz. O fotoğrafları montajlayarak bir hikaye anlatmayı deniyor yönetmen. Ama bir yerde farklı bir şey yapıyor. Şimdi uyuyan bir kadın var. Şimdi kadının uyuma şeyini hani düşün, hani kadının fotoğrafını 10'ar saniye, 20'şer saniye arayla ya da yarımşar dakika arayla çektiğinizi düşünün ve onları montajladığınızı düşünün. Onu gösteriyor filmin bir yerinde. Onu gösteriyor Chris Marker. Sonra birden kadının uyandığı sahnede fotoğraftan filme dönüyor. Yani sahneye de 24 kareye dönüyor. Ve birkaç saniye boyunca kadının uyanıp gülümsediğini görüyoruz film olarak. Hani fotoğraf karesinin montajı olarak değil, film olarak. Ve ben onu izlettiğim zaman genelde izlettiğim insanlara soruyorum, burada hissettiğiniz şey nedir diye. O hani montajlanmış şey de aslında kadının uyumasıyla alakalı bir sahne ve sonra filme dönüştüğü anda uyumadan uyanışa geçiş anı. Ve birkaç saniye boyunca film olarak o sahneyi görüyorsunuz ve genelde hani en genç öğrencilerden tutun da hani böyle belirli bir yere gelmiş işte yazar çizer insanlara kadar hemen çok ortak yorumlar yapıldı o sahneye. Çoğu şöyle bir şey söyledi. Hocam dediler, kadın geçmişte bir anda iken, belirsiz bir anda, ölmüş bir andayken, şimdiyle alakası olmamış bir andayken birden şimdiye taşındı. Birden şimdi var ses de var. Yani ses de var ama şey değil, hani başka sesler var, müzik sesleri var falan filan, gürültüler var falan yani şeyde. Yoksa bir hikaye sesi, bir arka ses var. Hikayeyi anlatan bir arka ses var. Ayrı, hani ondan bağımsız bir şey var orada aslında. Birden şimdiye geldi dediler. Şimdi fotoğraflara baktığınızda fotoğraf bir geçmişle alakalı, ölmüş bir geçmişle alakalı. İsterse bir saniye önce
çekilmiş olsun fotoğraf aslında ölmüş bir geçmişle alakalı. Yani bugünle ilişkili değil fotoğraf. Şimdiyle, hani bugün de derken kastettiğim şey şimdi, şu anla alakalı. Şu anla alakalı bir şey değil fotoğraf. Film sanatı ise isterse 10 bin yıl öncenin bir şeyini anlatıyor olsun, aslında şu anla alakalı bir şey. Şu anda akan ve şu anda yaşayan bir şey. Bütün diğer sanatlardan farklı olan tarafı o. Şimdi şu anda yaşayan şeyi haline getiren şey sinema sanatını ne? Hayal gücü. Hayali de geleceğiz. O hayal de var. Ama hayalin dışında mesela hayal dediğimiz şey belirli versiyonlarıyla elbette edebiyatta da var. Elbette resimde de var. Elbette hani bütün diğer sanatlarda da var hayal dediğimiz şey. Sinemadaki hayalin kullanımı elbette başka ama başka bir şey. Hani zaman diyoruz ya, zamanla alakalı. Şimdi sinemanın zamanla alakalı yaptığı önemli bir şey var bana kalırsa. Kayıp altına mı? Zamanı kayıt altına alıyor. Hani denetim altına alma mevzusu. Denetim altına mı acaba? İşçi bugüne taşıma noktasında denetim altına kontrol altına alma sahip değil sinema. Bir nevi... Şey de aynı şekilde. Hani denetim altına almak doğru tabir olabilir. En nihayetinde modernitenin etkisiyle gerçekleşen... Elbette. Şimdi sinemanın da öyle bir çift yönü var. Bir tarafıyla hani ben unutturan sinema ve hatırlatan sinema diye iki tabir kullanıyorum. Unutturan sinema dediğimiz şey, Hollywood'lardan bahsedersek Hollywood'dan bahsediyoruz. Hani unutturan sinema dediğimiz şey birazcık o moderniteyle ilişkili bir şey. Hatırlatan sinema dediğimiz şey de sinemanın bünyesinde moderniteye itiraz olarak sinemanın zatî sıfatlarından olan sıfatları üzerinde barındıran sinema. Hani o sinemanın nasıl bir şey olduğunu meselesini bugün hani araştıralım istiyorum elimizden geldiğince. Ama mesela sinemanın zamanla ilişkili meselesi çok hayati bir mesele. Hani diğer hiçbir sanatın, mesela Tarkovski mühürlenmiş zaman ya da zamanda heykeltıraşlık tabirleri kullanır. Zamanda heykeltıraşlık ya da zamanla heykeltıraşlık. Şimdi zamanı heykel haline getirme hali nasıl bir şey bu? Mesela ya da şöyle bir soru sorayım, öyle gidelim. Şimdi sinemayı genellikle görsel sanatlar içerisinde adlandırma eğilimi var. Hani sinemaya görsel sanat diyoruz çoğumuz. Ben itiraz ediyorum hani sinema bir görsel. Nasıl? İşitsel elbette ama hani belki ikisini de dahil edebiliriz ama aslına bakarsanız hani sinema görsel sanat mıdır meselesi hayati bir soru. Mesela öyle filmler vardır ki Derek Jarman diye bir adamın bir filmi vardır. Ben ilk defa festivalde izlediğim zaman, şimdi önünüze bir mavi ekran geliyor filmde. 2 saatlik bir film o. Önünüze bir mavi ekran geliyor. Arkada da işte sesler, müzikler, gürültüler vesaire bir şeyler var. Mavi ekran ne zaman gidecek diye bekliyoruz. İşte 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 2 saat boyunca mavi ekranı izliyorsunuz sinemada. Şimdi öyle filmler de var. Hani film malzemesinin bizatihi kendisiyle deney yapanlar. Hani sinema görsel bir sanat değildir derken birazcık onu anlatıyorum. Hani size karanlık bir perdeye de baktırabilirdi bir sinema. Mesela Semih Kaplanoğlu'nun kısa filmi vardır Devran diye. Hani 40 kaç dakikaydı unuttum, 2-2,5 dakika falan galiba. Size hani neredeyse hiçbir şey görünmeyen bir karanlık bir ortama baktırır. Şeyler vardır, sesler vardır falan filan ama aslında karanlık bir yer. Ve saf sinemadır aslına bakarsanız. Şimdi saf sinema dediğimiz şey insanoğlunun yaşamayı unuttuğu zaman tecrübesiyle alakalı bana kalırsa. Hani zamanın hakikatini ve tecrübesini modernite insanlara unutturdu. O yüzden belki 20. yüzyılın ilk yarısı felsefede de sanatta da çokça zamanla alakalı şeylerle geçti. Şimdi sinemanın zamanla kurduğu ilişki diğer hiçbir sanatın zamanla kurduğu ilişki gibi değil. Mesela şimdi edebiyatın zamanla kurduğu ilişkiyi düşünelim. Mesela bir roman yazdığımızı düşünelim. Mesela bir dakikalık bir deneyimim olsun benim. Mesela hani Proust'un o 7 ciltlik Yitik Zamanın Peşinde'nin hangisindeydi de unuttum. Bir yer vardır. Birisine bir çağrışım olmuştur. İşte dışarıdan bir sesler tam böyle uyur uyanık halde yakaz halinde bir şeyler çağrıştırmıştır. Yani neredeyse hani birkaç saniyelik bir çağrıştırım anını Proust 50 sayfa boyunca anlatır romanda. Fiilen mümkündür. Hani 1000 sayfalık bir roman aslında 1 saniyelik bir tecrübeyi anlatabilir değil mi? Ona bir engel yok. Hani sinemanın, edebiyatın zamanla kurduğu ilişki soyut bir ilişkidir. Zamanı dolaylar.
Zamanı da hani 10 bin senelik bir şeyi de ya da mesela Marquez'in yaptığı gibi 100 yıllık yalnızlık şey gibi 100 yıllık bir hikayeyi de hani birkaç yüz sayfada da anlatmayı deneyebilirsiniz. Onu da yapar ve edebiyatta sırıtmaz o. Zamanın soyutluğu edebiyatta sırıtmaz. Ama aynı şeyi sinemada edebiyatın yöntemiyle yapmaya başladığınız andan itibaren sinema elinizden kaçar gider. Çünkü sinemanın zamanla kurduğu dolaysız ilişki ancak sizin dolaysız zaman tecrübenizle eşleştiği zaman işler. Hocam tasavvuftaki hiçlik makamının ekrana oturtulması gibi bir şey mi? Ya elbette oraya geleceğim zaten. Elbette oraya geleceğim zaten. Yani esas mesela hani ben şunu derken onu kastediyordum daha çok. Hani zamansallığın içerisinde ebediyetin aranması. Mesela ardışık bir şeyin içerisinde eş zamanlı bir şeyin aranması. Sinemanın öyle bir özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Hani sinema üzerinde bunca hani düşünüp taşınmamın temel sebebi de o zaten. Yoksa hani bir etkinlik olarak sinema beni ilgilendirmiyor. Yani bir düşünme biçimi, bir tefekkür biçimi, bir hal biçimi olarak ilgilendiriyor sinema beni. Dolayısıyla sinemanın öyle özelliğinin, öyle imkanlarının olduğunu düşünüyorum işin aslında. Hani şimdiye kadar 3 kitabım çıktı sinema hakkında. Hani bu sene de belki birisi 5 ciltlik olmak üzere 2 kitabım daha çıkacak. Hani sinema üzerine bu kadar düşünmeye değer görmemin temel sebebi bu aslında bakarsanız. Hani yoksa öteki türlüsü çok fazla bir anlamı olmazdı. Hani kendi bulunduğunuz yerde, kendi bulunduğunuz yolda o yolu anlamlandırma macerası gibi düşünelim birazcık. Sinemanın o çift yönlü özelliğinin ona muktedir olduğunu düşünüyorum işin aslı. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi sinemanın zamansallığına gireceğim. Hani zamansallık derken neyi kastediyoruz meselesine gireceğim ama buraya kadar sorusu, ne bileyim, müdahalesi, itirazı. Seçici olmak durumunda mıyız? İzleyici olarak da seçici olmak mıyız? Vallahi elbette gerekiyor. Şimdi şöyle diyeyim. Birisi eğer hani Dostoyevski'nin hani Karamazov kardeşleriyle hani uyduruk bir romanı aynı kefeye koyuyorsa zaten onu okuma oburudur. Hani ona hani seçme meselesi hani insan olmanın gereğidir aynı zamanda zaten ama seçmek için de sanıyorum ötekini de bilmek lazım. Yani ikisini de bilmek lazım ki dolayısıyla hani birilerinin film listesi, birilerinin film önerisi meselesini ben sizlere umursamamanızı tavsiye ederim. Hani Hollywood'u da izleyeceksiniz, işte Tarkovski'yi de Bresson'u da izleyeceksiniz. Aradaki farkı zaten anlarsınız yani. Şimdi bir Tarkovski'nin filmini izleyin. Üstüne de Hollywood'dan bir sıradan hani çekin bir film izleyin. Rastgele bir film çekin Hollywood'dan. Aradaki farkı anlarsınız zaten. Hani birisi filmse öbürsü ne, öbürsü filmse bu ne? Hani onu sorarsınız otomatikman. Yani dolayısıyla o seçme başkalarının size dayattığı bir şeyle olmamalı elbette. Bir de şu latife yaparak estağfurullah. İş yapayım ben izninizle. Şimdi arkadaşlar alınmasın. Edebiyatın programı atılmış gibi oldu sanki. Ben abartarak söylüyorum tabii. Onu belirteyim. Stanislav Lem'in eserlerini okuduğum zaman gerçekten bilim kurgu alanında ciddi bir senaryo ihtiva edecek nitelikte. Şimdi Stanislav Lem'in Solaris'ini Tarkovski filme çekmiştir. Evet. Ama Stanislav Lem Solaris'i film olarak gördüğü zaman hani bu benim eserim değil demiştir. Yani çok itiraz etmiştir. Çok ciddi itiraz etmiştir ve doğal da odur zaten onu da söyleyeyim. Doğal da odur. Hani edebiyat uyarlamalı meselesine zaten gireriz vaktimiz olursa ama hani edebiyatın papucu dama atılmaz bana kalırsa. Çünkü başka sanatlar. Hani birbirlerinden farklı sanatlar bunlar. Hani müziğin papucu dama atılır mı ya da tiyatronun hiç sevmememe rağmen tiyatro sanatını hani hiç sevmem, hiç haz etmem onu söyleyeyim. Zaten sinema sanatını seven birinin tiyatroyu sevebileceğine de ihtimal vermem. Hani sinemanın zatî sıfatlarından dolayı ihtimal vermem, öyle diyeyim. Tabii bu işin şey tarafı, şaka tarafı ama ben sevmiyorum işin aslı, öyle diyeyim. Yoksa sinemayı seven biri tiyatroyu sevmiyorsa ben şüphe etmiyorum. Yok, sinema ile tiyatro o kadar birbirine zıt sanatlar ki. Hani hangi iki sanat birbirine çok zıttır diye sorarsanız sinema ile tiyatro derim. Net olarak. Yani sanki tiyatrocuların oynadığı o filmler bize sanki tiyatronun devamı gibi ya da sinema adına yapılmış birçok şey bize sinemanın sanki tiyatronun devamı gibi olduğu şeyi verse de hani ne diyeyim ona zannı verse de çok yanlış bir zan o. Yani
tiyatronun oyunculuğu ile sinemanın oyunculuğu taban tabana zıttır. Tiyatronun mekanı ile sinemanın mekanı taban tabana zıttır. Tiyatronun zamanı ile sinemanın zamanı. Her şeyi. Doğaçlama da gelişebiliyor. Hani sinemada da doğaçlama yaparsınız. O sıkıntı yok da. Hani tiyatro meselesini birazcık konuşalım. Hani yeri gelmişken konuşalım isterseniz. Hani... Sinema edebiyat türlerini başkalaştırıyor. Tiyatroyu başkalaştırıyor. Kendi alanına dahil ettiği zaman. Hatta şöyle diyeyim. Sinemada hani sinemada hani mitolojiyle bir ilişkisi vardır muhtemelen. Hani modern mitoloji diyenler vardır sinemaya. Ama o da değil elbette. Şimdi mesela tiyatro meselesiyle bir kıyaslayalım hakikaten yeri gelmiş. Dramatik yapıyı nereye koyduğunuzu merak ediyorum. Ya dramatik yapı derken, şimdi Aristocu dram dedik ya, şimdi o Aristocu dramın dramatik yapısından kaçmanın bütün imkanlarını sinema bünyesinde barındırır. Onu ne derece becerdiğimiz meselesi de sinema yönetmeninin yönetmenliğinin nerede olduğuyla alakalıdır. Onu söyleyeyim öncelikle. Mesela şeyden başlayalım. Çok basittir. Hani tiyatro oyunculuğundan bahsedelim. Mesela Shakespeare'i çok severim ben. Hani okumayı çok severim ama izlemeyi sevmem. Onu da söyleyeyim. Shakespeare'in hangi metni olsun mesela? Macbeth olsun. Şimdi Shakespeare'in Macbeth'ini tiyatroda oynayacak olan birisi var diyelim. Tamam mı? Ve Macbeth'in sonunda ne olduğunu bilsin. Elbette biliyor. Belki yüzlerce defa oynamıştır o tiyatro oyuncusu. Macbeth'in sonunda ne olduğunu biliyor. Tiyatro oyuncu sanatıdır. Sırf bu sebeple dolayı. Yani birazdan anlatacağım sebepten dolayı. Şimdi tiyatroda Macbeth'i oynayan adam mesela yüzlerce defa oynarken ne yapar tam olarak? Taklit eder sürekli eylemi. Eylemi taklit eder ama mesela ne yapar derken daha çok şunu kastediyorum soru olarak. Şimdi Shakespeare'in bir Macbeth'i var elbette. Tiyatro sahnesindeki Macbeth başıyla sonuyla bütün yapıyı bildiği için, metni bildiği için Macbeth'i yorumlar. Değil mi? Hani işte buna itirazı olan var mı? Macbeth'i yorumlara itirazınız var mı? Sinema oyuncusu da aynı şekilde... Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Hani oraya gelmek için bu ön girizgahı yapıyorum. Diyelim ki Macbeth'i oynayan kişi 10 bin defa oynasa, 20 yıl boyunca çok iyi oynadı. Her defasında yine farklı oynar. Bağlam değişir, seyir. Çok güzel işte hani zaten sinemanın ne olmadığı meselesini çok güzel anlattınız siz. Hani sinema işte o değil. Şimdi tiyatro oyuncusunun o yorumlaması meselesi bir yönetmen sanatı olan sinemaya geldiği zaman başka bir hale dönüşür. Mesela hepimiz bir hayat yaşıyoruz değil mi? Yaşıyoruz hayatı değil mi? Kendi yaşadığı hayatı yorumlayan var mı içinizde? Var mı kendi yaşadığı hayatı yorumlayan biriniz? Mesela sinema oyuncusunu düşünün. Sinema oyuncusu şöyle bir şeydir idealinde. Şöyle bir şeydir idealinde. Hani o yüzden sinemada oyuncunun hani masadan, sandalyeden, elmadan, armuttan, taştan bir farkı yoktur. Üstünlüğü yoktur sinema oyuncusunun, sinemanın diğer şeylerinden, malzemelerinden, başka bir anlamda malzemelerinden. Şu manada söylüyorum bunu. Şimdi diyelim ki yönetmen oyuncudan bir şeyler istedi. Ve iki tip oyunculuk düşünün. İkisini de yapan yönetmenler var elbette. İki tip oyuncu düşünün. Bir oyuncuya senaryonun tümünü verdiniz. Ve senaryonun sonunda oyuncu öleceğini biliyor ya da başına bir şey geleceğini biliyor. Özellikle tiyatrocuysa, özellikle hani tiyatrocularda çok iyi bir tiyatro ve sinema oyuncusu beraber değilse vardır öyleleri. Bergman'ın oyuncuları genelde öyledir. Mesela şey Tarkovski'nin ilk dönem hani zaten 7 tane filmi vardı. İlk filmlerindeki oyuncular da genelde öyledir. Hani tiyatroda oynamışlardır onlar ayrı mesela ama geneli tiyatro oyuncularının geneline öyle bir şey verdiğiniz andan itibaren tiyatro oyuncusu kendi tiradını keser. Tirad atar. Yani ve yönetmenin kendisinden istediği şeye bizatihi hayat ve bizatihi hayal olan sinemaya en büyük darbeyi vurur tiyatro oyuncusunun tiradı. Eğer oyuncu hayatın içerisinde kendi hayatını yorumlamayan bir hayat yaşayan biri gibi ise ki sinema oyuncusunun ideali odur. Biri gibi ise artık sonuna, filmin sonunda başına ne geleceğini bilmeden oyununu yaşar.
Aradaki fark çok hayati farktır. Bakın çok, o yüzden mesela Türk sinemasında çok iyi oyuncu olduğu mitolojisi olan, miti olan oyuncular vardır. Hani Çetin Tekindor mesela. O Babam ve Oğlum'daki oyunculuğuna hani yerlere göklere sığdırılan rezalet bir oyunculuktur. Hani kelimenin tam anlamıyla rezalet bir sinema oyunculuğu. Hocam tirat dediniz ya, tam da hani yeri gelmişken. Mesela Masumiyet'te bir tirat var Haluk Bilginer'in. Hani orada Haluk Bilginer 8 dakika boyunca konuşurken arada yönetmen kamerasını başka çok... O Zeki Demirkubuz'un yeteneğiyle alakalı. Bunu mu hani tam olarak? Ya aslında tam olarak onu kastediyorum ama orada Zeki Demirkubuz'un istediği şeyi kısmen yapmayı beceren bir oyuncu var aslında. Mesela Babam ve Oğlum filmindeki Çetin Tekindor gibi değil o. Hani Babam ve Oğlum filminin Çetin Tekindor'unu düşünün. Hani aklınıza gelebilecek en kötü oyunculuktur o. Öyle söyleyeyim. O sene bütün oyunculuk ödüllerini de ona verdiler tuhaf şekilde. Neden hocam? Neden diye sorsam. Şöyle. Çok beğenilen bir film normalde. O olabilir. Yani benim için pornografidir Babam ve Oğlum. Hani pornografi... şimdi pornografi derken şunu kastediyorum. Hani pornografi kelimesini de açayım o zaman. Pornografi derken şunu kastediyorum. Çeşitli tiplerde pornografiler vardır. Hani cinsel pornografiler bunun hatta en önemsizlerinden biridir işin aslı. Duygusal pornografiler vardır, dini pornografiler vardır, politik pornografiler vardır. Vardır, oğlu vardır. Ne yapar pornografi tam olarak? Şunu yapar. Elbette Mahsun Kırmızı Gül'ün hani yaptığı şey direkt pornodur zaten, evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi pornografiler ne yapar tam olarak? İnsanoğlunun hani bir sazan düşünün. Bir oltaya sazanın en sevdiği şeyi koydunuz, yemi koydunuz. Oltayı attığınız an sazanın oraya geldiğini düşünün, tamam mı? İnsanoğlunun oltaya çok kolay yakalanabilecek zaafları vardır. O zaaflar bir, politik aidiyetlerinizdir mesela. İki, duygusallıktır. Ha, bu duygusallığı aşırı derecede ajite eden filmler çok rahat size, hani diziler onun üzerinden yürütüyorlar bütün sistemlerini. Duygusallıktır. Cinselliktir bir anlamda. Mesela başka ne olabilir? Düşünün hani insanın en kolay hani sizin nefsinizle, nefsinizin o alt katmanlarıyla alakalı ne kadar yeriniz varsa sinemada da, sanatta da, edebiyatta da en kolay oltaya yakalananlar onlar olur. Peki oltaya yakalanınca ne olur? Hani bunun ne tür bir sakıncası olabilir meselesi? Oltaya yakalanınca ne olur? Sizi kendi zaaflarınızı, kendi bulunduğunuz konumu kullanarak, kendi bulunduğunuz konumu onaylatıp para kazanır. Hollywood'un yaptığı gibi. Halbuki sanatın amacı sizin bulunduğunuz konumu onaylatmak değildir. Sanatın amacı sizi dike olarak yukarıya kaldırmaktır. Sanatın amacı. Yani ben niye biliyorsunuz? Elbette öyle. Daha aşağı düşersiniz. Ya da en kötü, en iyi ihtimal sizi onaylar. Onayladığı için de hoşunuza gider. Bizde sabit bir yolda. Aynen öyle. Aynen öyle efendim. Her sanat dalının ya da sinemanın insanı böyle daha da yükseltme gibi bir amacı olması. Sanatın hakikati bana kalırsa öyle bir amaç. Hani sanatın hakikatinde öyle bir amaç olduğunu düşünüyorum ben. Ya bir toplumsal yarar ya da kişiler. Ya elbette var ama onlar daha talidir bence. Yani en azından benim sanata baktığım yerden daha talidir. Yoksa elbette değişik sanat kuran. Şimdi mesela toplumcu gerçekçi bir yönden bakıyorsanız sanata. Başka bir şey görürüm. Elbette o zaman da hani toplumsal faydayı gözetirsiniz falan filan. O başka bir şeydir. Ama ben onları genelde benim yani 4-5 katmanlı bir sanat anlam yapım var. Hani şeylerde, kitaplarda genelde bunu derinleştirmeye çalışıyorum. Oranın en fazla ikinci katına kadar çıkar o filmler. Üstüne çıkmazlar. Hani halbuki bütün sanat şeylerinin amacı en tepeye çıkarmaktır insanı. Yani insanın kendi seyir usulünde bir nevi yol almasını sağlamaktır. Derviş Saim'in filmlerini ne yapıyorsunuz? Derviş Saim'in iyi filmleri var, kötü filmleri var. Son filmi çok kötü. Hani Rüya filmi hakikaten çok kötü. Ben hani Sakarya'da film akademisi yapıyorum 2 senedir. Geçen sene Derviş Saim'in Rüya filmini izlemek üzere çağırdım da oraya. Hani severim ben kişi olarak Derviş Saim'i. Hani kendi kişiliğinden ayrı koyuyorum. Hani ama eleştirilinde bir ahlakı olduğunu düşünüyorum ben doğrusu. Hani Derviş Saim'in kendisine de söyledim hani filmin kötü olduğunu. O yüzden hani arkasından konuşmuyorum. Zaten kayıt altına alınıyor, sıkıntı yok. Hani off the record'um yok benim yani. Hakikaten kötü bir filmdi Rüya filmi. Ama iyi filmleri var Derviş Saim'in yani. Ama çok sık film yapmak insanlara belli bir süre sonra artık otomatiğe bağlama gibi bir şeye götürüyor. Bence Derviş Saim'in çok yetenekli bir yönetmen olmasına rağmen
Çok yetenekli değilim ama yetenekli bir yönetmen olmasına rağmen çok yukarılara çıkamamasının temel sebebi o bence. Şimdi Tarkovski'yi düşünelim. Şimdi Tarkovski'nin hayatı boyunca 7 tane film yaptığını düşünelim bir de. Bir de hani yılda neredeyse 7 tane film yapan adamlar var. Yani şimdi oradan bir şey çıkmayacağı aşikar zaten. Çünkü artık film başka bir şeye dönüşüyor sizin için. Her neyse o tali bir mesele. Ama öyle ya da böyle hani arkadaşımın sorusuna tekrar geleyim. Benim bulunduğum yerden sanat eserinin insanoğlunu şey tabirle söyleyeyim. Mesela kimin sözüydü o? Çiti'ydi galiba. Adem, Hazreti Adem yeryüzüne düşmüştür ama Adem'in torunları tekrar cennete çıksın diyedir o düşüş der. O tekrar yükselişin düşüşü olduğu zaman o tekrar yükselişin nüvelerinden bir tanesinin sanat olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani sanatın benim nazarımdaki hakiki yeri de orada. Benim nazarımdan başkası farklı düşünebilir elbette. Mesela tiyatroyla arasındaki farklardan bir tanesi de mekan farkıdır. Hani kadraj ve kadraj dışı diye iki tabir kullanıyorum ben. Tiyatro ile sinemanın şeyini anlatmak için. Mesela sinema tiyatronun mekanını kiliseye benzetirim. Sinemanın mekanını da camilere benzetirim ben. Sinemanın ne olduğu mesela neden olduğunu açayım isterseniz. Hani hani ne kadar uçuk bir şey söyledin diyenler vardır içinizde ama açayım birazcık. Şimdi kiliseye girdiğiniz zaman isterse ne kadar büyük, isterse katedral olsun, isterse küçücük bir şapel olsun. Kiliseye girdiğiniz zaman hepsinde ortak olan bir şey vardır. Sizi o hani papazın bulunduğu yere doğru yönlendirir şey kilise. O, hani o, oturulan yerler vardır falan oraya doğru yönlenirsiniz ve ayin o işte papazın şeyliği hani rahipin diyeyim önderliğinde yürütülür. Bir camiye girdiğiniz zaman caminin neresine oturacağınızın çok fazla bir önemi yoktur. Mesela gidin Süleymaniye'ye ya da işte burada Sultanahmet'e gidin. Sultanahmet'e girdiğiniz zaman cemaat girer girmez sağa sola dağılır. Yani elbette hani sonra saf tutmak için yaklaşıyorlar birbirine ayrı mesela ama cami mekanı size her yer mescit kılınmıştır anlayışının gereği ince caminin dışı ile içi arasında kiliselerdeki gibi keskin ayrım gözetmez. Kilisenin mimarisi içle dış arasında çok ciddi keskin bir ayrım gözetir. Dolayısıyla şimdi o ayrımın tiyatro ile ne alakası var? Tiyatro oyuncusunun karşısına geldiğiniz andan itibaren bir kilise mekanında oturur gibisinizdir artık. Karşıda bir ritüel vardır. Ve o ritüel kadraj içinde geçerlidir. Kadraj dışı olan bizatihi kainatın kendisiyle tiyatro izlediğiniz andan itibaren ilişkiniz kalmaz. Tiyatro oyuncusu sahnenin dışına çıktığı andan itibaren, kulise geçtiği andan itibaren orta artık hazırlıklarını yapar. Sinema öyle değildir. Şimdi sinemada şimdi bir kadrajı aldığınız bir sahnenin olduğunu düşünün. Mesela plan sekansı ve işte kaydırmalı çekimleri önemli şekilde güzel yapan yönetmenler var mesela işte Angelopoulos gibi, Tarkovski gibi vesaire. Onların mekanı kullanım biçimini düşünün. Kadrajın içerisine alınan yer aslında dışarıdaki kainatın bir metaforuna dönüşür içeride. Sinema içeriden çok dışarıda yürür. Tiyatro da tam tersidir. Dışarıdan çok, dışarıda ölür zaten. Dışarıdan çok içeride vardır. O benzetme hani kilise ve şey benzetmesi bundan dolayı. Hani herhangi birini diğerinden üstün gördüğünden dolayı değil. Ama bir tespittir bu. Ha tiyatroyu sevmiyorum. O üstünlük, altınlık dışında başka bir şey. Tiyatroyu sevmiyorum. Tiyatronun zaman sağlığı meselesi ve izleyiciyle kurduğu mesele. O da önemlidir. Hani sinemanın kurduğu ilişkiden bambaşka bir ilişkidir o. Hani sahteliktir. Gerçek, en gerçek göründüğü andaki sahteliktir tiyatronunki. Şunu kastediyorum hani... Niye bu kadar yani o kadar şey söylüyorsunuz ki böyle söyleyişler yani gerçekten uç noktalar. Şimdi ben de yani şu anda buraya geldim hani sizde sinemayla ilgili böyle düşüncelerim pek bir şey yok ama gerçekten de ben de tiyatroyu o kadar seven bir insanım. Eyvallah. Şimdi ama şimdi o kadar şey söylüyorsunuz ki yani şimdi... Böyle, hayır, şöyle. Şimdi bir dakika, bu kadar tam anlatamayacağım şu anda.
anlatamayacağım ama bu kadar çizgi koyma, gerek ya, yok bence. Yok, hayır, başkası koymasın, o benim çizgim. O benim çizgim. Bir şey söyleyeceğim. Bizim kalıpları şey yapmaya gerek yok bence. Bilmiyorum. Hani biraz şey oldu. Bana şöyle bakın. Şimdi hani tiyatroyu sevenlerden genelde... Sevmek de değil aslında. Hani bir çizgi koymak burada. O çizgiyi koymak gerekir ama bir sanatın hani o şey olarak, metafor olarak kullandığım o zatî yani sıfat meselesi var ya. Tiyatro seven anlamında değil. Hı-hı. Ama işte o çizgiyi neden koyduğumuz meselesi çok hayati önemli. Şöyle düşünün, hani zatî sıfatları şey vardı, bir nevi ironi anlamında kullandım ama o önemli bir şeydir. Bakın, hani bir sanatın gerçekten nerede işlediği meselesini anlamazsak o sanatın hakikatini de anlamak çok fazla mümkün değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sinemayla tiyatronun ayrımını anlamak çok hayati önemli. O ayrımı anlamadığımız anda itibaren hani tiyatronun devamı gibi yapılan ve sinemanın neredeyse %80'ini tekabül eden şeyi bir sinema zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Hani onların yaptığı şey başka bir şey. Ya da edebiyatın devamı gibi görünen şeyleri, Hollywood büyük oranda öyledir. Edebiyatın devamı gibi görünen şeyleri sinema zannediyoruz. O ayrımı yapmak bu sebepte. Mesela ne anlatıyordum ben tiyatroyla alakalı? Çok daha hayati bir şey anlatmaya çalışıyordum. Sahte, hani o sahteliği şunun için kullandım. Bakın, sinema... Yok yok, işte ama açacaktım ben orada o meseleyi. Şimdi şöyle... Şimdi kilise ve cami olarak o belirli... Mekansal bir olarak söyledim. Şimdi, yani biz şimdi... Onların teolojileriyle alakalı ama hani... Şimdi birisi İslam teolojisinin ibadet mekanı tanımlıyor. Öbürsü de Hristiyan teolojisinin ibadet mekanı. Hani o teolojilerin dışında bir şey söylemedim ben burada. Ya aslında buradaki ifadeniz birazcık da şunu bende çağrıştırdı. Sinemayı tanrısallaştırıp tiyatroyu daha da sıradanlaştırmak gibi ben anladım. Öyle değil ama hani bakın, öyle değil bu, bakın. Lokman Hocam sinemayı zaman ilişkisini vurgulamaya çalıştı. Şöyle bir örnek vermek istiyorum izninizle. Şimdi 8 yaşında kızım, 10 yaşında oğlum var. Zaman zaman tiyatroya götürürüm, zaman zaman da sinemaya götürürüm. Kendim... Ben de tiyatroyu izliyorum yani, sevmem ben rağmen izliyorum yani. Ben de gidiyorum. Ama benim onlarla ilgili gözlemim şu, mesela 2 yaşındaki, 1 yaşındaki bir çocuğun en sevdiği oyuncağı oynaması esnasında zaman durmuş gibidir veya sonsuzluğa açılmış gibidir. Şimdi sinema seyrettiği zaman çocukların için zaman duruyor adeta. Yani kaplıyor ayrı bir dünyaya veyahut da zamansallığa geçiş yapıyor. Ama tiyatroda öyle değil. Ya şey dedi, hani bu söz ettiğim mesele zamansallığın dışında bir mesele aslında. Hani başka bir şeyden bahsedeceğim orada. Hani sahtelik derken şunu kastediyorum, bakın. Şimdi sinema, tiyatro seyirciyle birebir ilişki içinde görünür normalde, değil mi? Hani aslında elinizi uzatsanız, hani birisi, manyak birisi çıktı şeylerden, gitti bir yumruk çakabilir oyuncuya, değil mi? Hani öyle bir yakınlık ilişkisi var gibi görünüyor. O gibilik... Hayır, ama bakın başka bir şey söyleyeceğim onun üzerinden. O gibilik şöyle bir şey aynı zamanda ama. Diyelim ki Hamlet'in sonundaki o meşhur düello şeyini izliyorsunuz orada. Hamlet'in öldüğü sahnede işte kan aktığını düşünün. Tamam mı? Ve tiyatro sahnesinde kan yerine kullanılan bir şeylerin yere döküldüğünü düşünün. Tamam mı? Sinema, tiyatro seyircisi bilir ki o yere akan kan gerçek kan değildir. Aynı şey değildir. Sinema o akan şeyin gerçek olmadığı zannını verdiği anda itibaren kendi ayaklarının üzerine çöker. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçeklik, sahtelik meselesini bunun üzerinden kullanıyorum. Yani birisi, tiyatroya giden birisi sahnede o bütün o eliyle ulaşabildiği yere ulaşabildiği halde aradaki gerçekliğin zaten bir kabın üzerine olduğunu bilir. Akan kan kan değildir. Arkadaki dekor dekor değildir. Arkadaki dekor gerçek bir mekan değildir. Onu bilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Tiyatro oyuncusunun o genellikle elbette öyle yapmaya, hani Brecht tiyatrosu da başka bir şey yapar mesela ama geneli tiyatro oyuncusunun işte o aşırı abartılı oyunculukları da gerçek hayatla alakalı değildir. Onu bilerek gider oraya. İnsan hani o Aristocu dramın gereğidir o aynı zamanda. Onu bilerek gider ve o sahtelikle karşılaşma şeyine hazırlıklı olarak gider ve onu bir gerçeklik olarak kendi bünyesinde yaşamaya çalışır. Tiyatro tecrübesi öyle bir tecrübedir. Sinema tecrübesi, tiyatronun yaptığı bir şeyi sinemaya aktardığı andan itibaren kendi ayaklarının üzerine çöker film.
Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bambaşka şeylerden, hani burada sahtelik gerçeklik derken birisini aşağılamak öbürsünü yükseltmek anlamında değil. Zati sıfatlarını tespit etmek anlamında. Kendinde olan şey, yani tiyatronun kendisinde var bu. Aslında sinemada da biz biliriz Okan'ın gerçekten. Bularken onu film çekim esnasında biz onu öyle bir yaşarız ki o da gerçekten. İşte tabii o sinemanın kendi gerçekliğiyle alakalı. Yani şöyle mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir dövüş sahnesi var. O dövüş sahnesinin bir tiyatrodaki gibi aktarıldığını düşünün. Var elbette öyle sahne. Hani bir sürü filmlerin bir sürü öylesi. Dövüş sahnesini ve sonunda işte o öldürülme sahnesini tiyatroda olduğu şekliyle hani gerçekliğin kendi gerçekliği üzerinden değil de kabul üzerinden yürüdüğü bir şekilde aktarırsanız sinema zaten onun gerçeklikle ilişkisi öyle bir ilişki sinemanın. Sinemanın kendi gerçekliği kendi ayakları üzerine çöker diyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Hı-hı. Mesela sinemada siz de bilirsiniz Kemal Sunal'ın oynadığı bir film var. Buzda Elim Eden diye. Çok beni etkileyen bir filmdi çocukluğumdan beri izlediğim. Aynı şekilde Ankara'da okurken de Buzda Elim Eden diye aynı filmin tiyatro versiyonu çekilmişti. Ve ben aynı duygusal etkiyi yaşadım. Hı-hı. Orada canlı. Tabii ki film farklı kattaydı. Hı-hı. Tiyatro çok farklı kattaydı. Ama tiyatrodan da çok etkilendi. Yeniden film izliyormuş gibi olmadım. Ama sorsanız neler anlatılıyordu hatırlamam. İşte bakın, ama çok önemli bir yere geldi. Bakın çok önemli bir yere geldi. Çok güzel. Hani mesela yok eyvallah hiç itirazım yok. Bakın buna hiç itirazım yok. Buradan başka bir şey söyleyeceğim. Mesela şöyle bir soru sorayım. Tiyatroyu izlemeyi seven arkadaşlarım hepsine birden. Mesela 2 saatlik diyelim ki 3 perdelik bir oyun olsun, tamam mı? Birinci perdede birisi geliyor. Hani Beckett'in Godot'u beklerken ne olsun mesela, tamam mı? Birinci perdede bir oyuncu gelsin. Hani ben bir oyun yazayım size. Bir oyuncu gelsin. Sahnenin ortasında bir dursun. 45 dakika boyunca dursun gitsin. Hiçbir şey söylemesin. İkinci perdede gelsin. Tekrar dursun gitsin. Üçüncü perdede gelsin. Tekrar dursun gitsin. Bu nasıl bir tiyatro oyunu olur? Ama arkadan müzikler... Hiçbir şey verilmesin. Ya da verilsin, fark etmez. Nasıl bir tiyatro oyunu olur? Dediğiniz şuna benziyor. Biri otursun sizin sinemaya, kapalı ekrana baksın. Tamam, kapalı. Oraya geleceğim şimdi ben işte. Tam oraya geleceğim zaten. Tam oraya geleceğim. Tiyatroda, sinemada iyi oyuncular ve iyi yönetmenler tarafından oynandığında kaliteli bir şekilde izleyicisine aksediyor. Hani bu tiyatroda olsa sinema, ben çok tiyatroya da gittim. Çok sıkıldım ve bunalıp hani çıkmak istediğim ve saygıdan çıkmadığım oldu. Sinemada en azından televizyonda izliyorsan kapatırsın. Sinemada da terk etmedim tabii ki. Yani izledim ama sıkıldım. Yani gerçekten hiç hoşlanmadım. Ama iyi çekilmiş filmlerde... Peki buradan enteresan bir yere geldik. Ama güzel bir katkı yaptınız ama buradan enteresan bir yere geleceğiz. Şimdi tiyatroda yine Aristocu drama gelelim. Tiyatroda tiyatroyu tiyatro yapan şey, trajediyi trajedi yapan şey ya da komediyi komedi yapan şey daha çok sözler değil mi? Daha çok. Sinema sözler değil, sözlerin arasındaki boşluktan doğar. Tiyatro sözlerin arasındaki ilişkiden doğar. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani o boşluk, hani birisi dedim ya az önce uç bir örneğini verdim. Öyle filmler vardır. Mesela gidin Torun Atı'nı izleyen var mı içinizde Belatar'ın? Evet. Şimdi Belatar'ın Torun Atı'nda 7 defa dönen birebir aynı olmasa bile çok aynı yakın sahneler vardır. Uzun planlarla size birilerinin patates yemesini gösterir Belatar. Büyük oranda, filmin büyük çoğunluğunda. Ama o film bir başyapıttır. Eğer Hollywood filmlerine alışkınsanız, Hollywood'un ilişkiselliğine, Hollywood'un dramasına, tiyatronun dramasına, hareket üzerinden yürüyen, sözler üzerinden yürüyen, sözlerin ilişkisi üzerinden yürüyen, sözlerin birbirleriyle edebi anlam üretmek üzere ilişkisi üzerinden yürüyen şeylere alışkınsanız, Belatar'ı muhtemelen 15. dakikasına terk edersiniz. Hani 15 dakika bile çok şey olabilir, yani çok iyimser bir şey olabilir. Terk edersiniz. Şimdi aradaki çok hayati farklardan bahsediyorum. Yani tiyatro söze ve oyunculuğa, hani elbette söze bağımlı olmayan, hani özellikle modernist tiyatrolar var.
yok değil. Hani onlar da hani mesela Brecht'in tiyatrosu sinemayla ciddi ilişkili bir tiyatrodur. Onu ayrı tutuyorum ama tiyatronun ana akımı, bilmem işte 2500 yıllık ana akımı genellikle o aristokratik dram geleneğinin yapısallığına sahipti. Şimdi o yapısallığı işte sözle, oyunculukla, içeride bir düğüm oluşturup o düğümü sonunda çözmekle, hani direkt hani Aristo'nun poetikasına geçen şeydir bu. İçeride düğüm oluşturulur, sonunda da çözülür ve katarsis'e uğratılır insanlar. O katarsis işte ister ona duygusal katarsis deyin, ister rasyonel katarsis deyin. Sinemanın hakiki ürünlerinin, bu hakiki tırnak içerisinde söylüyorum, hakiki ürünlerinin temel meselesi bu değil. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum ya? Temel meselesi bu değil. Sinemanın gerçek yeri, gerçek yapısı aslına bakarsanız abartma pahasına söylüyorum. O sözcüklerin arasındaki boşluktan dolayı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Son kitabım Sinemanın Köklerinde Reis Bey, Necip Fazıl'ın Reis Bey'in uyarlamaları üzerine bir şeyler yazmaya çalışmıştım. Mesela Reis Bey'in Mesut Çakan uyarlaması vardır. Güzel bir uyarlama olmuştur. Kaza mı diyeyim artık şey mi? Genelde çünkü tiyatro uyarlamaları iyi uyarlamalar olmazlar. Güzel bir uyarlama olmuştur ama mesela içgüdüsel olarak kimi sezgileri o filmi güzel yapmıştır. Mesela bir replik düşünün, tamam mı? Tiyatro repliği düşünün. Adam işte acı içinde eline telefonu aldı ama telefonun numaralarını çevirmek için bekledi. Böyle bir cümle. Replik değil pardon, böyle bir cümle. Şimdi bu bekledi kelimesinin altını çiziyorum. Tiyatroda ve ya da edebiyatta bu beklediğinin ardından sizi fazla bekletmeyecek bir şey gelmesi gerekir. Sizi fazla bekletmeyecek bir ilişki gelmesi gerekir. Sinema ise bizatihi o beklediğinin içindedir zaten. Anlatabildim mi farkı? Yani çok hayati farklar bunlar. Yani sinema neredeyse beklemek üzerine kurulmuştur. Neredeyse hani abartma pahasına söyleyeyim. Neredeyse beklemek üzerine. Hani sinemanın zamansallığı öyle bir şey zaten. Arkadaşımız dedi ya. Öyle bir sinema filmi olur. Öyle bir sinema filmi şahane olur. Mesela şeyin Abbas Kiarostami'nin 3 diye bir filmi var. 3 galiba yanlış hatırlamıyorsam filmi. Size uzun planlarla deniz kenarında bazı sahneleri gösterir. Sadece. Ne? 3 yumurta. 3 yumurta değil. Nasıl? Bir video, Seyrek diye. Orijinal ismi Seyrek. Kiarostami'nin mi diyorsun değil mi? Ama 3 yumurta değil o. Sahilin kenarında 3 tane bekleyen yumurta, sabit kamerada dalgalarına... Tamam işte. Hani filmin ismi 3 yumurta değil ama. Belki hani Farsça, ben Farsça bilmediğim için bir orijinal ismi öyle olabilir. Şahane de bir film olmuştur o. Öyle filmler çoktur. Hani film sanatı için oyuncuya ihtiyaç yoktur. Film sanatı için mekana ihtiyaç yoktur. Film sanatı için hani ne diyeyim bildik anlamda edebi ilişkilere ihtiyaç yoktur. Film sanatı için hikayeye hiç ihtiyaç yoktur. Hani hepimizde şöyle bir algı var. Hikayesi iyiyse bir film sanatı. Hayır. Hikaye, film sanatından çok daha iyi hikaye anlatan sanatlar var. Edebiyat onların en iyisi. Film olmaz ki. Yani. Olmaz mı? Film sanatı... Görselde değil. Yani efektten de bahsetmiyorum. Bakın, hani hikaye anlatmak derken şunu kastediyorum. Şimdi elbette bir filmin öyle ya da böyle, genellikle öyle ya da böyle içinde geçen bir şeyler vardır. Hikaye diyebilirsiniz vardır. Ama filmin temel meselesi hikaye anlatmak değildir. Filmin temel meselesi hal hallendirmek, hal göstermek diyeceğim ama o gösterme tabirini de o yüzden sevmiyorum. Hal yani sizi bir hale sokmaktır. Hikayeyi anlatmak şart değildir sinemada. Yani hikayeyi anlatmayan çok büyük yönetmenler var dünya sinemasında. Ama hani Hollywood sinemasına alışkanlığımız bize sinemanın sanki hikayeyi anlatan bir araçmış izlenimi veriyor. Çok yanlış bir şey. Hani sinemanın derdi hikayeyi anlatmak falan. Sinema hikayeyi anlatmak için gelseydi sinemadan daha iyi hikayeyi anlatan sanatlar var. İşte edebiyat, öykü, roman vesaire. Hatta hikayelendiren resimler vardır. Onlar sinemadan daha iyi hikayeyi anlatırlar. Sinema hikayeyi anlatmaz. Sinemanın araçları ve kısıtları gereği sinemanın anlattığı şey atıyorum 2 saatlik bir filmin içerisinde sizi
o iki saatin tecrübi zamanıyla hemhal etmektir. Atabiliyor muyum? O hemhal etmek başka bir şeydir. Onun hikayeyle kurmanız gerekmez. Hikayeyle kurduğunuz her ilişki aynı zamanda rasyonel bir ilişkidir. Hikayenin ilişkilerini sizin rasyoneliteniz çözmeye başlar. Ama benim en azından peşinde olduğum düşünme biçimi rasyonel düşünme biçimi değil. O en başta söylediğim şey, hani o Yunan rasyonalitesinin düşünme biçiminin ardışıklığı değil, eş zamanlılığıdır peşinde olduğumuz şey. O hal denen şey, o hal dili işte, hani tasavvufta vardır ya meşhur söz, kal dili değil hal dilidir tasavvuf derler. Sinemada kal dili değil hal dilidir aslında. Kal derken sözden bahsediyorum. Efendim. Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi siz bahsediyorsunuz da ben böyle biraz irkiliyorum bazen. İrkilin zaten. Şu söylediğiniz şey var ya, yani siz aslında sinema sanatının üstünde, yani anlattığı şeyi, görselliğin dışındaki şeyi bahsediyorsunuz ya tasavvufi anlamda. Ama siz... Yok, görselliğin tam dışında demiyorum, hani görselliğin... Onunla bize anlattığı şey aslında bizim ruhsal dünyamıza hitap eden işte, ya da işte seyircilik falan bahsettik ama sizin söylediğiniz şeyde sanki sanatın, yani sinemanın sanat olarak kutsanması gibi bir şey. Var. Şöyle, sanatı nereye yerleştirdiğiniz önemli ama hani sanatı sonradan olmuş bir şey olarak görürseniz sanatı o zaman başka bir şey. Ben sanatı sonradan olmuş bir şey olarak görmüyorum. Sanat insanlığın dünyaya düşüşüyle birlikte başlayan bir şeydir. Öyle gördüğünüz andan itibaren zaten bizatihi kendi çabası şeydir. Sonradan olmuş, üretilmiş bir şey değildir. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O yüzden hani sanata verdiğiniz tanımla alakalı bir şeydir. Mesela sanata şöyle bir tanım yapıyorum ben. Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'indeydi. Hani ben mealen söyleyeyim, Farsça bilmediğim için. Mealen söyleyeyim. Şu aşağı dünyaya düştüğün andan beri bir merdiven hep oradaydı hasretinden ötürü der Hazreti Mevlana. Sanat denen şey... hani tevhid medeniyeti diyoruz ya biz. Hani tevhidi bir bakış, tevhidi bir bakış zaten o ayrımı yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani İslam sanatı denen şey de bütün kadim büyük sanatlar, vahiye dayalı sanatlar da zaten o ayrımı yapmazlar. İnsanoğlunun düşüşüyle birlikte başlayan yükselme iştiyakının ismidir sanat. Sonradan olan bir şey olarak tanımladığınız andan itibaren siz haklı olursunuz o zaman. Ama benim anladığım anlamda sanat öyle bir şey değil zaten. Tabii. Tamam. Şimdi bizim için önemli olan yolsa eğer, o yolda bindiğim aracın ne önemi var ki? Yani ben o yolu zaten gidiyorum. Hani şimdi sanat, yani sinema burada benim o yolu giderken kullandığım bir vasıta. İşte, tamam, yani. Eyvallah. Ben o vasıta üzerine konuşmamın gerekliliğiyle ilgili bir şey. Yani öyle kafamdaki bariyer o. Yani niye bunun üstüne konuşuyoruz ki? Tamam, evet. O öyle, elbet ya, öyle bir soru sorabilirsiniz. Hani ne diye bunun üzerine konuşuyoruz ki sorusu önemli bir sorudur. Ama o soruyu her şey için sormanız gerekir. Mesela ne diye kelam üzerine konuşuyorsunuz? Ne diye tasavvuf üzerine konuşuyorsunuz? Ne diye atıyorum mesela İslam sanatı üzerine konuşuyorsunuz? Ne diye hat üzerine konuşuyorsunuz? Ne diye mimari üzerine konuşuyorsunuz? O soru hepsi için sorulabilir. Her konuşmak, bunu bilelim bakın, her düşünme, her konuşma bir indirgemedir. Hani bunu bilelim, hani bunu kabul ederek gidiyoruz zaten. Hani biz bir indirgeme yapıyoruz. Hani o zatî sıfatları indirgiyoruz. Hani orada zaten hemfikiriz. Ama şu hani madem böyle bir grup toplanmış, şunu da bilelim. Bakın, şunu da bilelim. Bir şeyin varlığı biz ona yok diyoruz diye yok değildir. Şimdi sinemanın bir mevcudu var. Bir de bize sunulan versiyonları var. Bir de o mevcudun henüz ulaşamadığı mümkünü var. Şimdi ben sinemanın mümkünlüğün çok önemli bir yerde durduğunu düşündüğüm için buna düşünmeye değer görüyorum. Çünkü aynı zamanda benim için düşünme biçimi sinema. Felsefe değil. Felsefe düşünme biçimlerinden bir tanesidir. Bir tanesidir. O ardışık düşünme biçimlerinden. Sinemanın düşünme biçimi başkadır. Şimdi o düşünme biçimlerinden birisi olarak görüyorsanız sinemayı ve mümkünle mevcut arasında da bir ayrım görüyorsanız onun üzerine düşünmeye çabalarsınız elbette. Ve mümkünü de, mevcudu da bir şekilde anlamak lazım. Anlamak lazım derken şunu söylüyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sergei Paradino diye bir adam var. Kaç kişi biliyor?
Ama Sergei Paradonov'u sizler bilmiyorsunuz diye Sergei Paradonov yok değil. Sergei Paradonov şahane filmler yapmış bir adam, dünyada da bilinmez fazlasıyla. Şimdi hani moda olmaya başladı özellikle sinifiller arasında falan filan ama anlayan kaç kişi vardır o da ayrı bir mesele. Tarkovski şimdi modalaştırıldı falan ama Tarkovski o modanın dışında kaç kişi gerçekten sabrederek, bakın anlayarak demiyorum, anlama kelimesi başka bir kelime. Kaç kişi Tarkovski'nin mesela Andrei Rublev'in 3 küsür saat sonuna kadar bir kere de izliyor. Bütün o sosyal medyada Tarkovski reklamı yapan tiplerden çok büyük bir çoğunluğunun bir Tarkovski filminin baştan sona izlemediğini düşünüyorum ben. Ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi mevcudu iyi anlamak gerekiyor. Şimdi sinema sanatında az önce arkadaşımın söylediği türden filmler yapan insanlar var. Hala yapanlar var. O bütün o dramatizasyonun dışında işte o Aristocu dram deyin ona, Batı geleneği deyin, Batı sanat geleneği deyin, ne derse deyin, tiyatro deyin, hangisini seçerseniz seçin. Onun dışında film yapan ve temel derdi Robert Bresson mesela. Robert Bresson'un sinemasının temel derdi sinemanın tiyatro olmadığı meselesidir. Sinema tiyatro olmaya başladığı zaman bir nevi sefalete düşer tabirini kullanır Robert Bresson. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Robert Bresson'un tiyatroyu aşağılaması değildir. Robert Bresson'un sinema ile tiyatro arasında koyduğu ayrımdır. Bu ayrımı bilelim. Hani bu şimdi her şeyi birbirine karıştırmak çok postmodern bir tavırdır. Postmodernite hiçbir şeyin gerçek kimliğini anlamadan, hiçbir şeyin gerçek kimliğini anlamadan her şeyi birbirine karıştırır. Hani ne olsa gider sonuçta. Postmodernitenin mottosu o ya, ne olsa gider. Hocam bence zaten şöyle bir şey var. Yani her sanat kendi içerisinde bazı avantajları vardır. Elbette. Vardır veya iyi yanları vardır. Elbette. İyi yanları vardır, sınırlıkları vardır, artıları vardır. Ama bu herhangi bir sanat dalının bence diğerinden çok daha üstün olduğu anlamına... Hayır, elbette zaten. Bakın. Onun dışında bir şey söylemedik zaten burada. Yani tümüyle ondan bahsediyor. Ama kişisel bir şey söyleyebilirim elbette. Hani bir sanatı severim, sevmez. O benim seçimimdir yani. Şimdi birisinin hani birisi bana sen tiyatro illa ya ben de size mesela illa sinemayı seveceksiniz değil mi? Öyle bir şey haddim değil yani. Ama ayrımı iyi yapmak lazım. Hani edebiyatla sinemanın arasındaki keskin ayrımı bilmezsek şayet dünya sinemasında aslında yapılan şeyin çok kötü edebiyat olduğu filmlere büyük film muamelesi yaparız. Öyle edebiyat uyarlamaları vardır ki, hatta ve hatta büyük yönetmenlerin yaptığı edebiyat uyarlamaları vardır ki çok kötü uyarlamalar. Ne edebiyattır onlar, ne sinemadır. Hani şimdi o ayrımı onların zatî sıfatları üzerinden yapmak gerekiyor. Yani sinema budur. Yani sinemanın sıfatları budur. Edebiyatın sıfatları budur. Musikinin sıfatları budur. İşte bilmem ne falan filan. Birisi dolayım üzerinden yürür, öbürsü daha direktir vesaire vesaire. Hani o dolayımla direkt işte mesela en başta bahsettiğimiz o imge meselesi gibi. Yani onların hani derinine kazımak hepimizin ihtiyacı olan şey. Ama eğer o sanatların gerçekten ne işe yaradığı meselesi, anlamının ne olduğu meselesi. Hani çağımızı anlamın yoksunluğu çağı olarak görürsek, şayet ki ben öyle görüyorum. Anlamın kaçtığı bir çağ olarak görüyorsak, o anlamı tekrar gündemimize getirmenin yollarından biriyse şayet sanat, o zaman hani o sanatın ayrımlarına da öyle bir gözle bakmak lazım. Öteki türlüsü inanın bana etkinlik pornografisine döner. Ben bu tabiri çok kullanıyorum. Etkinlik pornografisi. Benim insan zaten hallenmekten çok korkuyor. Hani orada kendini kaybedeceğini düşündüğü için, o yüzden dediğiniz gibi o sadece bir böyle ezici etkinlik. Tabii şeye dönüyor. Mesela bakın benim öyle arkadaşlarım vardır ki mesela İKSV üyesidirler. Ben de hani bir dönem İKSV üyesiydim yıllarca. İKSV üyesidir. İKSV'nin bütün etkinliklerine gider. Hani balesinden, tiyatrosundan, konserinden bile hiçbir ayrım gözetmez. Nedir? Etkinliktir. Ama sanat üzerine 3 kelime konuş deseniz konuşamaz. Ama her yerde bulunur. Film festivallerinde 20 tane 30 tane film izler. Tiyatro festivallerinde bilmem bale festivallerinde şurada burada şeyler izler. Çok güzel etkinlik yapar. Onun dışında hani sanatın anlamı bizim için hani bir etkinlikte bulunalım hani kokteyllerde falan işte bir şeyler içelim falan mıdır yani? Benim için değil en azından. Benim öyle bir derdim yok. Şimdi dolayısıyla gerçekten sanata vereceğimiz bir anlam varsa bizim ya da atfettiğimiz bir anlam, bir kıymet varsa o kıymet bulunduğumuz yeri kazımaktan geçer. Mesela çoğumuz en fazla hala bile hani ben de izliyorum. Hala çoğumuz Hollywood filmlerinin gerçekten film olduğunu zannediyoruz değil mi?
En çok Hollywood filmi izliyoruz çoğumuz ve çıktığımız zaman da vay şahane filmdi diyoruz. Ayla filmine gidiyoruz. Çıktığımız zaman ne ağladık ne ağladık diyoruz. Hani Ayla filminin hiç kimse ne kadar pornografik bir film olduğunu tespit etmiyor. 2,5 milyon, 5 milyon izlenmiş, o zaman büyük film olmalı deniyor. Halbuki çöplük. Bizim sinema anlayışımız zaten o. Çünkü zaten onlarla yetiştik, onlarla büyüdük. Ama işte öyle devam etmesi gerekmez. Geçen sene ben Tarkovski'nin bir filmi izlemeye çalıştım, beceremedim. Yarısında bıraktım. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şey anlamadım. Yani başından sonra o yağmurda yağan bir ev falan var böyle. Stalker izlemiş. Şey, aynayı izlemişsiniz siz. Yok, işte kurbanda da yağmurda yağan aynada. Yağmurda yağmur yağarken bir yanıyor ev, çocuklar çıkıyor falan. Aynı, aynı. O filmde hiçbir şey anlamadım. Yani bir sahnesini bile anlamadım. Ay, isabettir ama. Hani aynadan bir şey anlamak için oturursanız anladın, hiçbir şey anlamazsınız zaten. Aynadan şey aynadan bir o sinemanın bir değeri, yani bir şey anlamıyoruz. O sinemanın bir değeri olur. Ama işte bakın çok çok ciddi önyargılarımızı kullanıyoruz burada. Bakın hani anlamak derken o kadar biz Batı rasyonalitesinin kavramlarıyla düşünmeye alışkınmışız ki, alışkınız ki o kavramlara o kadar müptela edilmişiz ki anlamak tabirini hep bir şeylerin ilişkisini anlamak olarak anlıyoruz. Mesela ayna ile alakalı şöyle bir şey vardır, anekdot vardır Tarkovski'nin başından geçen. Belki bilenleriniz vardır, o şeyi anlatayım size. Hani hazır madem izleyememişsiniz anlatayım. işte nasıl? Spoiler. Yok, spoiler vermeyeceğim. Filmle alakalı bir şey anlatmayacağım. Ya film anlatamazsınız o filmi zaten. Hani filmin neyini anlatacaksınız ki? Aynen. Aynı da bir şey yok. Yani ya şöyle, şimdi film Moskova'da gala yapıyor. Gala yapıyor. Gala sonrasında saatlerce Sovyetler, o dönemin Sovyetler Birliği'nin ünlü düşünürleri, taşınırları, eleştirmenleri, bilmem neyse edebiyatçıları filmi konuşuyorlar saatlerce. Sonra içeri salonun temizlikçi kadını giriyor. Diyor ki hani ben burasını temizleyeceğim diyor. Daha ne kadar sürecek diyor, yani bunu artık bitirseniz falan diyor. Onlardan bir sözcü birisi çıkıyor. Diyor ki burada diyor çok kompleks bir film konuşuyoruz diyor. Hani daha konuşacağız, hani siz beklemeyin diyorlar. Ya da işte daha bekleyeceksiniz falan diyorlar. Hani çok anlaşılmaz bir film konuşuyor sizin dediğiniz gibi. Öyle bir şey, öyle bir cümleler kullanıyor adam. Çok Rusya'nın önemli, Sovyetler'in önemli düşünürlerinden birisi. Eleştirmelerinden birisi. O temizlikçi kadın da diyor ki yani bu filmde anlaşılmayacak ne var diyor. Bu film diyor sevdiklerine çok büyük acılar çektirmiş. O acılar çektirdiği için sevdiklerine bir türlü bunu söyleyemeyen, itiraf edemeyen ama bunun itiraf edemediği için de vicdan azabı çeken bir adamın hikayesini anlatıyor. Ölüm döşünde bir şeyini anlatıyor demiş. Hani bununla anlaşılmayacak ne var demiş kadın. Onun üzerine herkes tabii Tarkovski'ye bakıyor. Salonda Tarkovski de var. Herkes Tarkovski'ye diyor ki bunun üzerine benim söyleyecek tek kelimem yok diyor. Budur diyor. Hani hani mesele budur zaten. Bakın hani bizler o kadar o Batı rasyonalitesinin mantık ilişkileri üzerinden düşünmeye, anlamaya alışmışız ki eş zamanlı bir kere de bir keşf gibi gelen şey artık bize çok uzak bir şey. Tabii mesela çok çok basit bir örnek vereyim. Hani çok önemli bir katkı. Benim şimdi ikisi de üniversiteye giden yeğenlerim var. Ben onlara henüz daha hani okuma yazma bilmeden Tarkovski'nin Stalker'ını izletmiştim. Hatta bütün filmlerinden hani 5-6 yaşlarında. İnanın sonuna kadar bakın hani altyazı yok. Hani okuyamıyor zaten altyazıyı. Rusça zaten haliyle bilmiyorlar. Sonuna kadar izliyorlardı. Ne zaman ki ortaokul çağlarına geçtiler izleyemez hale geldiler. Mesela geçen Sakarya'da okuyor benim yeğen, küçük olan. Bu hafta dedi amca şeye gelemeyeceğim dedi Bursa'ya. Ben Bursalıyım bu arada, Bursa'dan geldim. Bu hafta gelemeyeceğim dedi Bursa'ya. Star Wars'un son şeyine gideceğiz dedi. Ben de dedim hani gayret ya, ulan dedim seni dedim Tarkovski filmleriyle büyüttük şimdi Star Wars'a mı vardın diye. Yani ya durum bu. Şimdi ümmilik eğitim denen, şimdi hepiniz öğretmensiniz, hani kelimemi yanlış anlamayın ama yine de söyleyeceğim. Hani benim dilim birazcık sivridir, yine de söyleyeceğim. Eğitim denen şey büyük oranda öğütüm aslında bakarsanız. Hani insanın o ümmiliğini öğüten bir şey. Giderek
perdeleniyorsunuz hakikatle. Yani hakikatle perdeleri kuruyor. Hani üniversite çağında bir perde geliyor, sonra yüksek lisans çağında başka bir perde, doktora yapınca birkaç perde daha. En sonunda profesör olduğunuzda uzman bir cahil oluyorsunuz. Uzmanlık alanınızın şahane uzmanı ama hayatın genelinin cahili. Peki sorusu olan var mı buraya kadar? Şimdi dersin başında sinemanın çıkış amacını ele aldık da orada bir sonuca ulaştık ben hatırlamıyorum. Ya o bütün bu konuştuğumuz şeyler oraya gelmedi şeyleriydi zaten. Hani başta soru sorduk daha cevabını vermedik. Ya aslında cevabını verdik ama siz kaçırmışsınız. Şöyle diyelim bir saniye hocam. Hani başladığı yer düşüştür dedi ya. Sinemanın amacı da işte tam tersi. Yani ya şimdi sinemanın hani teknik tarihi ve manevi tarihi diye iki ayrımdan bahsettim ya. Teknik tarihi 19. yüzyılın sonunda yine de 19. yüzyılın düşünce ve sanat krizlerinin doğurduğu bir şeydir. Bir tarafıyla unutturan sinema versiyonuyla o krizi bünyesinde taşır. Bugün Hollywood o krizi taşır ve krizin zaten şeyidir. Propagandacısıdır Hollywood. Bir tarafta onu şey hatırlatan sinema vardır. Neyi hatırlatan? İnsanın bu kainatta neden var olduğunu hatırlatan. Bir tarafta da o hatırlatan sinema da o krizi doğuran şeylere krizden çıkışın imkanlarını sinemanın bünyesinde taşıyan kısmı kullanmakla olur. O sinemanın tarihsel şeyi. Bir de hani tarih üstü ben meta tarih dediğim ya da şöyle diyelim şöyle bir tabir kullanmıştım. Şimdi tabirim de aklıma gelmiyor benim. Prehistografik tarihi var şeyin sinemanın. O da şeyle alakalı, direkt düşüşle alakalı. Yani bütün sanatların başladığı yer itibariyle sinema oraya en yakını. Öyle ya da böyle hani dil denen şeyin dile düşen insanın o dilin sınırlarından, çünkü dil bir tarafıyla evimiz, Heidegger'in dediği gibi. Öteki tarafında da hapishanemiz aslında bakarsınız. O dilin hapishanesinden firar etme imkanını bünyesinde barındırmasıyla da bir tarafıyla o ilk düşüşün çıkış iştiyakıyla alakalı. Anlatabildim mi? Yani sinemanın şeyi o. Hani tarihsel meselesi ya da meta tarihsel meselesi o. Bilmiyorum cevap oldu mu? Tamam. Şöyle söyleyelim, tabii kelimelerden veyahut da yoğun kavramsal ablukadan biraz sıyrılmak veya saflaşmak gerektiğini anlıyorum ben ama siz kelimelerle yoğun bir şekilde anlattığınız için aslında bugün sinemanın ne olmadığı üzerinden sinemayı anlama noktasında bir pencere açıyor. Mümkün mü bilemiyorum. Ama şöyle hocam bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, hani önemli bir şey söylediniz ama bunun zorunlu bir mevzu var. Şimdi Sakarya'da Film Akademisi'nde ortalama 4 saat sürüyor programlarımız bizim. Geçen sene 16 hafta ve 16 haftanın ilk 6 haftasında film kelimesini kullanmadık bile. Yani ilk 6 hafta düşünce ve sanat geleneklerinin filme gelen yoluydu bizim meselemiz. Şimdi burada mecburen bir şeyleri böyle hızlı ziplenmiş halde şey yapmak gerektiği mecbur kaldık o kavram bombardımanına, öyle diyelim. Kafamız tam karışmadı ikimizde. Ya şöyle, ben kafanızın karışmasını seviyorum. Hani kafa karışıklığı iyidir gerçekten. Yani hani kafa karışıklığı iyidir derken şunu kastediyorum. Birisi sizin bünyenize, ona ister zihin deyin, ister başka bir şey deyin, ister ruh deyin, ister nefs deyin, ister akıl deyin. Hangisini seçerseniz deyin, kendi meşrebinizce bir kelime seçin orada, problem değil. İnsanın ilgili şeylerine birisi bir çizik atarsa, sonra 10 yıl sonra o çizgin üzerine başka birisi tuz serper, 10 yıl sonra o çizik aklınıza gelir sizin. Ve yerli yerine oturur. Bence bu programların temel amacı insanların birbirlerine çizik atması. Öyle hani çünkü zaten birisi kürsüden kendi gerçeğini mutlak doğru olarak karşıyla bir diyaloğa girmeden anlatmaya çalıştığı zaman oradan hani bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben. Şimdi buradaki hani güzel bir şeyimiz oldu en azından benim açımdan. Ben hani sizlerin katkılarını çok sevdim. En azından benim açımdan. Şimdi bu şöyle düşünün, hani Platon'un diyaloglarını düşünün. Şimdi Platon'un diyalogları bir felsefe biçimidir. Felsefe biçimidir. Sonra Aristo'nun o diyalogları kavramsallaştırması ve yanlış kavramsallaştırması başka bir felsefe biçimidir.
2500 yıllık sapma felsefe tarihinde. Aristo'dan sonraki durum mesela, öyle düşünün. Şimdi ya belki de tekrar bu hani diyalogların ya da özellikle kadim geleneklerin hepsinde olan, mesela Gilles Deleuze'un alıntıladığım cümlesinin devamı şöyleydi aslında bakarsanız. Hani en azından devamındaki bölümlerinden birisinde. Mesela eski kadim bilgeler imgelerle düşünür, sonra Yunanlar geldi kavramlarla düşünülür derken devamında da şöyle söyledi. O imgelerle düşünmek aynı zamanda bir usta-çırak ilişkisi gerektiriyordu. Kavramlarla düşünme artık her şeyi metne indirgedi. Anlatabiliyor muyum? Hani tamamen felsefe tarihinin şeyi, başka bir raya geçmesi. Hani raydan çıkmaz demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Başka bir raya geçmesi. O kimisi öteki rayı sever, kimisi beriki rayı sever ama farklı iki raydan bahsediyoruz. Sanat da öyle. Yani sanat da öyle. Hani dünyada çeşitli sanat gelenekleri var. Öyle ya da böyle hani üzerine okumaya, düşünmeye çalışıyorum. Mesela Çin sanatı ya da mesela Taocu sanat, Çin döneminde işte Çin sanatının Taocu geleneğine baktığınız zaman, onların boşluğu kullanma biçimlerine falan baktığınız zaman oradan sinemanın öğreneceği çok şey vardır mesela. Çok şey vardır hani Taocu sanatı ya da Zen Budizm'in o tek köşe resimlerinden, hani Zen sanatının tek köşe resimlerinden sinemanın öğreneceği çok şeyler vardır. En azından boşluğun boşluk olmaması meselesi üzerinden. Hani nasıl ki hani tasavvufun hiçliği aslına bakarsanız maddi bir hiçliğe indirgenebilecek bir şey değildir. Hani hiçliğin de hiçliğidir aslına bakarsanız. Hani Fütuhat-ı Mekke'ye nasıl başlar? Hani hatırlayan var bilmiyorum. Ben hani şeyle mealen söyleyeyim. Cümle cümle hatırlamıyorum. Fütuhat-ı Mekke'ye şöyle başlıyor. Varlığı yokluktan ve yokluğun yokluğundan yaratan Rabbime hamdolsun diye. Varlığı yokluktan ve yokluğun yokluğundan. Hadi düşünün bunun üzerine. Fütuhat-ı Mekke'nin 17 cildi bunun tefsiridir işte. Fütuhat-ı Mekke'nin 17 cildinin özeti ilk cümlesidir. İlk cümlesidir yani. Budur yokluğun yokluğu. Nedir bu yokluğun yokluğu? Kitab-ı Mukaddes'te önce söz vardı diye. Önce söz vardı diye. O söz nedir? Hani logos o ama hangi logos o? Hani Batı düşüncesinin belli bir döneminden sonra açıkladığı rasyonalite midir o logos? Başka bir şey midir? O logos üzerine çeşitli geleneklerde dünya kadar birbirleriyle zıtlaşan yorumlar vardır. Hangisi doğru? İmge meselesine bulunduğunuz meşrebe, bulunduğunuz zemine dayalı yapılan yorumlar birbirinin taban tabana zıddı olabilir. Bambaşka şey. Dolayısıyla hani öncelikle benim sinemada da hani sanatta da aradığım şey tümüyle o. Zemininizi bir sağlam bir yere dayamak, sonra bütün hani Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu gibi, sonra bütün diğer gelenekleri dolaşıp anlamaya çalışmak. Başka çaremiz yok ama o pergelin sabit ucu kaydığı andan itibaren diğer şeyleri de neyseler o şekilde anlama imkanını kaybediyorsunuz. Pergelimizin ucu Hollywood'un kayganlığında olduğu zaman sinemanın zatî sıfatlarını anlama imkanımız asla yok bizim. Deyip bitireyim isterseniz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sürçü insanlık bize kahvola diye. Teşekkür ederim.